Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Ekranların en çok sevilen, temizliği sevdiren yarışması Temizlik Beni Bişim'den herkese merhaba. Haftanın ilk günü Sarıyer'deyiz. Bu haftada bomba gibi yarışmacılarımızla, takıntılılarımızla, detaycılarımızla karşınızdayız. Biliyorsunuz her hafta Dış Ses'in benimle uğraşması meşhur. Ben yarışmacılarla uğraşırken o da benimle uğraşıyor. Buradan ona güzel bir mesaj vererek yarışmacı arkadaşlarımızı tanımaya gidelim. Şekerim var ezilecek, tülbentten süzülecek. Dış Ses uğraşma benimle, daha çok evim var temizlenecek. Hadi buyurun. Gönül Erdoğan, 27 yaşında, öğrenci ve spor eğitmeni. Kendisini sıcakkanlı ve geveze olarak tanımlayan yarışmacımız, dövüş sporlarıyla yakından ilgileniyor ve kickboks yapıyor. Sen yap şimdi bana Kadir. Tamam abi. Şimdi mesela sen direkt bunu... Ay çok özür dilerim. Sen bugün... Allah'ım benim çilemle. Tekme attı üç kere, bir de yumruk. Bana yumruk atma. Gönül Hanım, Temizlik Benim işimde boy göstermeye geliyor. Yeşim Türkay, 44 yaşında, ev hanımı. Evli ve iki çocuk annesi olan Yeşim Hanım aslen Tokatlı. Bak bunun içine damarlar var. Ses geliyor mu? Dinlesene. Benim sesim kulaklarında çınlıyor mu? Duyuyor musun? Bir daha söyle. Resmen ince hayalet gibi. Bir daha söyle. Pratik ve hızlı olmakla övünen Yeşim Hanım, Temizlik Benim işimde deneyimli ev hanımlarını temsil etmeye hazırlanıyor. Tuğçe Atılay, 28 yaşında, ev hanımı. Kendisini deli, çılgın ve geveze olarak tanımlayan yarışmacımız, bazen o kadar çok konuşuyorum ki kendi başım ağrıyor diyor. Kadir! Elinin körü. Şimdi ben sana şarkı söyleyeceğim, ne istiyorsun? Kapıyı çek, istediğini söyle içim. Yok, sen söyle, ne istiyorsun ben onu söyleyeyim. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, onu söyle mesela. Beğendin mi Kadir? Allah'ın cezası. Kadir'e şu an ulaşılamıyor. Tuğçe Hanım, Temizlik Benim işimin en renkli yarışmacılarından biri olmaya aday gibi görünüyor. Emel Aydın, 32 yaşında, ev hanımı. Evli ve iki çocuk annesi Emel Hanım, altıncı hissinin kuvvetli olduğunu belirtiyor ve birinciliğin içine doğduğunu söylüyor. Ya lütfen. Ay elleyemem. Ben böcek ağıt elleyemem. Bayılırım elleyemem. Böcek fobim var. Yorum yapmıyorum sana. Kız sen niye oturuyorsun, laf dinliyorsun? Kalk. Emel Hanım, Temizlik Benim işimde zirve mücadelesi verecek gibi görünüyor. Sevil Ülken, 37 yaşında, ev hanımı. Evli ve üç çocuk annesi olan Sevil Hanım aslen Gümüşhaneli olsa da doğma büyüme Kasımpaşalı. Ben bu yarışmayı kazanacağım. Allah'ın izniyle birinci olacağım. Ben hak ettim. 10.000 TL'yi ben alacağım. Ellerimi küvetin içine kadar soktum eldivensizle. Şu an çıplak ayakla yarışıyorum. Benim adım Sevil. Elimden gelen budur. Sevil Hanım, Temizlik Benim işimin en dikkat çeken yarışmacılarından biri olacağı benziyor. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Güzel bir hafta sonu geçirdik. İnşallah bu hafta bomba gibi olur. Süper bir temizlik bekliyorum hepinizden. İddialı mısınız? İddialıyız. Sonuna kadar. Zaten iddiasızların yeri yok bu programda. Evet, aynen. Peki böyle takıntısı olan var mı aranızda?
Tuğçe senden başlayalım. Takıntı kadar olmasa da banyoda kıl görmeye dayanamam. Banyoda kıl. Yok, olmayacak yani. Olmayacak. Hemen ışık sönecek. Ah, gittiğimiz evleri bir görsen Tuğçe. Sen varsın. Için... Ben varım. Evet. Tabii peşine kıl toplarım ben. Gönül... Ben de mutfakta tezgahın üstünde kıl görmeye dayanamam yani. O gün yemek yemem ben. Ha, kıl takıntınız. Evet. Var. Yandınız, ben size söyleyeyim. Emel? Ben de aynı şekilde banyo takıntısı. Sevil? Aynen ben de. Tamam, banyoda bu özellikle. Hafta çok kıl bir hafta olacak. Belli oldu. Yeşim, senin var mı bir takıntı? Benim yağ. Yağ, mutfakta yağ. Mutfak dolaplarda ışıl ışıl parlıyor ya. Ha, bu hafta tam sizlik, merak etmeyin evlerimiz. Evet, haftanın ilk günü. Böyle bir yarışmak isteyen var mı? İlk gün ben yarışayım diyen. Ben çok istiyorum. Ben de istiyorum. Sen pek mi sanki zoraki el kaldırdın? Yok yok, ben hep pazartesi yarışacağımı hissediyordum. Hmm, bakalım ne olacak. O zaman çekilişimizi yapalım mı? Yapalım. Yapalım, hadi bakalım. Temizlik benim işimde. Haftanın ilk gün yarışmacısı bakalım kim olacak? Bakalım hangi şanslı yarışmacımız Sarıyer'deki bu evi temizleyecek? Hiç istemeyen ben çıkıyormuşum. Derim derim. Temizlik benim işimde. Haftanın ilk gün yarışmacısı Tuğçe. İstediğin oldu mu? Evet, çok istedim, oldu. Gel. Ya ben de istiyordum gel, ama. Gel gel gel. İşte herkesin her istediği her zaman olmuyor maalesef. Peki Tuğçe, eminsin kendinden? Eminim. Kesinlikle yapacağım diyorsun. Evet, beraber yapacağız. Bak sonra deme ki haftanın ilk günüydü. İşte alışamadım birkaç. Çünkü yarışanlarımız hep şöyle diyorlar. Keşke haftanın ikinci günü falan olsaydım, bir alışsaydım. Temizliğin alışacak bir tabii tarafı canım, yok. Tabii canım, evimizde 24 saat yapıyoruz. Pazartesi de yer sileceğiz, salı da yer sileceğiz. Yani farklı bir şey yok. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. Sizi hemen eve uğurluyorum. Güzel bir minder altı, pencere kenarına, bir banyo, küvet, her yere bir bakın. Bakalım Tuğçe oralı nasıl temizleyecek, bir görelim. Hadi o zaman bakalım. Gidiyoruz. Güle güle. Tuğçe. Efendim. Gel. Yarışmacak arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun? Ay, şu an çok çekişeceğiz. Hiç böyle bir benim temizliğimin üstüne bayağı bir laf söyleyecek biri var diyor musun? Var. Hangisi? Var. Bir tane buldum. Hangisi? İsmini hatırlamıyorum ama şu esmer olan. Ben de bilmiyorum. Daha haftanın ilk isimleri hemen ezberleyemiyoruz tabii ki. Elektrik alamadık. Elektrik alamadınız. Aynen. Mum yakarız, sıkıntı değil. Olabilir. Sen yeter ki temizliğinden emin ol. Eminim. Elektrik, ceyran, bunlar hiç önemli aynen değil. Aynen öyle. Peki o zaman gidelim mi? Gidelim. Temizliğimiz başlasın ve mı? Ve sana sürprizlerim var. Sürprizlerim. Evet. En sevdiğim yarışmacıydı. Bana sürpriz yapan. Ben de seni çok seviyorum. Hmm. Halan Güller'le beraber. O zaman temizliğimiz başlasın mı? Başlasın. Hadi gel. Hadi gidelim. Çok dolap yok. İyi. Dolabın fazla olmaması. Burası kolay. Çok da zor değil. Aa, her yer kıl kız. Oo. Dolaplar da beyaz ama bunları bir sil var ya, of. Oo. Pastırma mı bu? Mutfakla yanıyor. Burada mutfak. Burada yiyip orada, anladım peki. Çok. Bence banyo mutfağa göre biraz daha iyi. Evet. Ve küçük. İyi, küçücük. Kolay. Hiçbir eşya yok. Evet, klozet yok. Tuvalet yan tarafta olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde elini sokup şu şekilde kesinlikle terlemesi gerekiyor. Terden başka hiçbir şey çıkartmaz buna. Mısır her yer kıl, saç. Fayansların aralarına bak kız. Oo, asıl dert orada. Ben sana, sen de bana güven. Bu evi önce Allah, sonra bize emanet. Çok fazla eşya yok, çok fazla incik boncuk yok, detay yok. Çok kısa sürede bitirir. Ay, kapı yapışmış Tuğçe, gel. Bu evin niye her odası ayrı bir koku var? Kötü. Bu da değil. Şey, terle karışmış deodorant kokusu. Bugün Tuğçe Hanım'ın temizleyeceği mutfak dağınıklıkta gönüllere taht kuracağı benziyor. Depeleme yığılı çöplerin yarattığı mis gibi kokunun yanında mutfağı sarıp sarmalayan bir diğer ayrıntı da dört bir yana saçılmış kirli bulaşıklar. Leş gibi bir suyla dolu evye, yağ ile kaplı dolap kapakları ve leke içerisindeki ocakla uğraşmak bugün Tuğçe Hanım'ı epey zorlayacağı benziyor. Şimdi dönelim rakiplerine. Nasılsınız bakalım? İyi, siz nasılsınız?
Biz de çok iyiyiz. Haftanın ilk mutfağı ile ilgili yorumlarınızı duymak için sabırsızlanıyoruz sadece. Çok dolap yok. İyi. Dolabın fazla olmaması. Bu mutfak kolay mı zor mu sizce Sevil Hanım? Burası kolay. Çok da zor değil. Size kolay ama değil mi? Bana kolay. Ya Tuğçe Hanım'a? Tuğçe yetiştiremez diye düşünüyorum. O zaman hiç oyalanmadan banyoya geçelim hanımlar. Evimizin banyosu tam anlamıyla perişan halde. Duşakabinin yıpranmış parçaları mikrop yuvasına dönüşmüş. Biriken sabun artıkları ve onlara yapışan pislikler çok kötü bir görüntü oluşturmuş. Yarışmacımız bu banyoda çok ter dökecek doğrusu. Bence banyo mutfağa göre biraz daha iyi. Evet. Ve küçük, İyi, daha kolay. Küçücük, hiçbir eşya yok, hiçbir şey yok. Biraz duşakabini temizleyecek. Biraz erken mi konuştuk ya? Falan silip çıkacak yani mı var burada? Yani burası mutfağa göre iyi bence, çok süre kaybetmez. Gidiyor mutfakta uğraşır ama burayla uğraşacak çok fazla. Hiçbir şey yok, kolay. Evet hanımlar, evimizin banyosuna hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Banyoda bir eksiklik hissettiniz mi acaba? Evet, klozet yok. Tuvalet yan tarafta olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle Sevil Hanım. Tuğçe Hanım banyonun ardından hemen yan taraftaki Alaturka tuvaleti de temizleyecek. Banyoda kesinlikle çok fazla yapacağı detay yok. Peki burada neyi yapmazsa puan kırarsınız Gönül Hanım? Burada neyi yapmazsa puan kırarım? Özellikle şu kısımları göstereyim. Bunlardan çok küçük noktalar bile görürsem puan kırabilirim. Kesinlikle çerçeveye dokunmalı. Mutfak dolabına dokunmalı ve fayansları mutlaka yapmalı. Sizin bu banyoda olmazsa olmazlarınız neler Sevil Hanım? Ben nereden puan kırarım? Örümcekler muhakkak alınmalı. Oradan kırarım ve peteğimiz muhakkak temizlenmeli. Peteğin içine de girmeli mi sizce? Bence girmeli. Sizce Yeşim Hanım? Evet girmeli. Ben şu mermere çok dikkat edeceğim. Hadi o zaman buraya kadar gelmişken bir de tuvalete bakalım hanımlar. Alaturka'da tel ve fırça dediler. Kesinlikle tellemeli onu. Yani sadece burası. Duvarlar çok kolay. Duvar çok kolay. Yani önemli boş. Olan şu lekeleri çıkartıyor olması. Tamam lekelere bakacağız. Zaten başka bir şey yok. Evet. Şu anda yerde gördüğünüz Alaturka tuvaleti tellemesi mi gerekiyor Tuğçe Hanım'ın? Fırçalaması lazım. Tecrübesi olmadığını tuvaleti söylerken anladım. Çünkü fırçayla yapılacak iş değil o. Tellemesi gerekiyor eliyle. Elini sokup kesinlikle şu şekilde elini sokup şu şekilde kesinlikle tellemesi gerekiyor. Terden başka hiçbir şey çıkartmaz bunlar. Fırçayla olmaz mı yani? Olmaz, fırçayla asla olmaz. Elini kesinlikle oraya sokup telle güzelce temizlemesi gerekiyor. Ne dersiniz hanımlar? Salonda buluşalım mı? Tuğçe Hanım'ın salonu ilk bakışta rengarenk görüntüsüyle göze hoş görünüyor. Birbirinden farklı eşyaları barındıran mekanda duvara dayanmış yatak dikkat çekiyor. Lekeli koltukları, tozlu eşyaları, konsolundan çalışma masasına, halısından perdesine kadar birçok detayıyla salon içinden çıkılamazmış gibi duruyor. Bakalım Tuğçe Hanım'ın rakipleri bu salon için neler diyor. Salonla ilgili ilk yorumlarınızı alalım Sevil Hanım. Çok fazla eşya yok, çok fazla incik boncuk yok, detay yok. Hani böyle yıkayacağı, paklayacağı bir gümüşlük vitrin yok. Çok kısa sürede bitirir. Ayakkabılarınızla koltuğa bastınız. Çok özür dilerim. Olacak şey değil Sevil Hanım. Bunu Tuğçe'ye iletmemiz lazım. Boyu kısa olduğu için. Ama yine olsa da yiyeceğim. Felaket. Koltuğu yırtacaktı. Ve boyu kısa ulaşmak istediği yere zaten ulaşamayacaktı. Çok merak ediyoruz. Sizce temizlik işi bilgi mi, tecrübe mi yoksa pratiklik mi? Bir kere ilk önce içten gelecek ama tecrübe var. Bu insanın içinden gelir. Tamam da mesela Kadir sadece 24 yaşında. Ya ama demek ki çocukken başlamış ki öyle de söyledi. İçinden geliyor çocuğun. Siz bir şey söyleyeyim mi? Kadir'in olayı şöyle. Fazla merak etti temizliği ve
Nasıl desem, normal insana göre aşırı derecede titiz. O zaman insanın içinden gelmesi yetiyor demek ki. İçinden gelecek ama tecrübe çok önemli. Şimdi bana 25 senenin kimse boşa geçtiğini söyleyemez. Tecrübeliyim çünkü. Bir. Yaşımdan dolayı herkes beni zaten rakip görecek. Hepsi öyle söylüyor. Hepsi çok haklılar. Ben bilirim, ben yaparım. Temizliğimi de konuştururum. Tecrübe tecrübe diyorsunuz da Yeşim Hanım. Ya Gönül Hanım puanlamada sizi geçerse? Geçemez. Çünkü tecrübesi yok. Ben tecrübesiz olduğumu düşünmüyorum ama. Düşünmüyorum. Vallahi Yeşim Hanım'ın 24 yıllık tecrübesinin yanında hepiniz şu anda bize çırak gibi görünüyorsunuz. Bence... Aynen öyle. Bana da öyle geliyor. Ses, bence bir şey söyleyeyim mi? Tecrübeye de kesinlikle katılmam ama istemek yani ve inanmak başarmanın yarısıdır. Ben ona inanıyorum şu an. Hepimiz iddialı gibi duruyoruz. Kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Çünkü ben sonuçta buraya kazanmak için geldim. Bize sorarsanız temizlik benim işimde önemli olan ne kadar iyi temizlik yaptığınız değil. 4 saati ne kadar verimli kullandığınız. Kesinlikle. O zaman hadi evi esas sahiplerine teslim edelim hanımlar. Haftanın ilk gün evini gezelim. Sizi biraz heyecanlı gördük Kadir. Nasılsınız? Bomba gibiyiz. Tuğçe Hanım için pek de aynı şeyi söyleyemeyeceğiz ama. Evet Tuğçe, onu biraz... bastırırım. Benim gözüm senin yerinde aslında. İtiraf edeyim. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu da yeni moda oldu. Temizliği değil benim. Batır Allah sizin olsun. Benim koltukta makamda gözüm yok. Seninle beraber. Buradan sesleniyorum. İddialı olarak senin yerine gelirim. Bir ayda çatır çatır duraksız temizlik yaparım. Aynı enerjiyi sergilerim diyorsanız buyurun gelin. Bir şeyini yapamayız. Tabii manisi, osu, busu her şey paket halinde sunacak bize. Seyircinin kanının kaynaması gerekiyor bir kere. Kadir'i herkes seviyor Tuğçe Hanım. Seviyor. Ben de seviyorum onu. Fındık ezmesi yiyordun. Gittim sana güzel, en güzel çikolataları getirdim. Fındıklar getirdim. Hem de Ordu'lardan. Haftanın ilk günde bayağı bonkörüz. Bize ne getirdiniz Ordu'dan Tuğçe Hanım? Size oradan bol bol selam gelir. Sizinki yarına. Kadir burada temizlik yaptığında biz aşağıda böyle içli köfteleriz. Yaprak sarmalarını yiyeceğiz. Ben sana veririm çaktırma. Allah'ın cezası. Baştan söyleseydin mi? Neyse peki. İçli köfte demişken gezmeye mutfaktan başlayalım mı Kadir? Mutfaktan mı başlayalım? Hadi gel. Aa her yer kıl kız. Oo. Üstüne bak. Yok yok, fazla bir şey yok. Dolaplar da beyaz ama bunları bir sil var ya, of. Oo. Pastırma mı bu? Gören de hiç pastırma görmemişsin zannedecek Kadir. Bildiğin sucuk işte o. Bu ne? Çıkart bakayım kız. Tut bakayım şunu. Hadi hadi. Onun ne olduğu belli değil. Mutfakta dolabın üstüne baktım ve dolabın içinde birkaç küçük ayrıntı gördüm. Oraları gerçekten istediğim gibi temizlerse benden güzel bir puan kapabilir. Salona gidelim artık. Hayır, tuvalete gidelim. Tuvalet mi? Daha yakın da ondan dedik Kadir. Tuvalet burada mı? Mutfağın yanında hemen. Bakın göreceksiniz. Mutfakla yan yana. Tuvalet de mutfak. Burada yiyip orada anladım peki. Gel. Temizlikten anlayan bir insan 1,5 saatte mutfağı bitirebilir. Nasıl bir her yer kıl, saç. Fayansların aralarına bak kız. Peki o ayağındaki nedir öyle Kadirciğim? Ayakkabılarım burada batma, tekini giyemedim de tekini giydim. Tamam da kirli ayakkabınla o terliği giymek yakıştı mı sana? Ayakkabım emin ol, o terlikten de bu banyodan da temiz benim. Tuğçe bence bugün çok şanslı böyle bir eve denk geldiği için. Bu arada hemen yanınızdaki Alaturka tuvaleti gördünüz mü? Oo, asıl dert orada. Klozetli bir şey, o Alaturka'nın yanlarını gördün mü? Görmez olur muyuz hiç Kadirciğim? Ben sana, sen de bana güven. Peki. Çaremiz yok. Başka çaremiz, ikimiz birbirimize sığınacağız bugün. Aynen. Bu ev önce Allah, sonra bize emanet. Size canı gönülden güveniyoruz. Hadi şimdi de salona gidelim. Yürü. Yürü 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 yürü. Banyoda çok uğraşacağı bir şey yok. Havalandırmayı iyice temizlemesi gerekiyor. Ay, kapı yapışmış Tuğçe, gel. Bu evin niye her odası ayrı bir koku var? Yine bu kötü değil. Mutfakla şeye göre koku kötü değil. Bu da değil. Şey. Terle karışmış deodorant kokusu. Evi görünce şaşırmıştır, mutfağı görünce çok şaşırmıştır. Ama salonu görünce çok mutlu olmuştur bence. Salonda okeyim ama tuvaletle banyo birazcık bizi zorlayabileceğini düşünüyorum. Bence en çok Alaturka. O içi.
Yaparız. Bembeyaz yapacağız. Telli iyi bir olmaz. Ben bir şey getirdim, tel değil. Ne getirdin? Diş fırçalısı. Tel oraya giremez. Kız o koca tuvalete abuda parmak kadar diş fırçası. Ben sokarım, sen rahat ol. 3 gün uğraşırsın sen orada, ben sana söyleyeyim. Bir kere fırçayla yapacağım dediği an benim için bitti zaten. O tuvaleti ben yapacağım. Peki. Çay bile içeriz biz orada. Tuvaleti siz temizleyeceksiniz ama diş fırçasıyla olmaz gibi geliyor bize. Olur, yaparım. Fırçayla orası kesinlikle yapamaz. Tecrübesiz olduğu için bence. Yaparım. Küçücük diş fırçası, koca tuvaleti sen nasıl olacaksın onunla? Neden? Tamam. Hadi o olumsuzluk abidesi. Sen niye onun yanındasın? Ama olmaz onunla. Yani göz var, nisan var. Biz beraberiz. Onlar gidip baş başa kalacağız. Telle orayı iyice ovalaması gereken birkaç nokta var. Özellikle oralara bakacağım. Elini oraya sokacak mı? Hadi o zaman kapın deterjanlarınızı da temizlik başlasın Kadir. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Bu hafta ağzına güzel şeyler gelsin. Allah belanı kaldırsın seni. Bir tane daha koşup alalım. Hazır. Oh my god. Zip ye inşallah, içine dert olsun. Hoplama pakize, otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Hadi oynamayı bırak çabuk. En son ne zaman yemek yaptığımı hatırlamıyorum. Sen çalışıyor musun? Yok, işten çıkarttılar beni, Allah korusun. Ne yapıyorsun evde? Yemek de yapmadığına göre. Temizlik yapıyorum. Akşam adam gelip camları mı yiyecek, yemek yok. Kaynanadan faydalanıyorlar. Kaynanadan faydalanan bir tane eltim var, o kadar. Oo, bu gelin bir avuç ateş. Detaylar, en önemli yerler. Detaylar. Temizlik benim işim. Detaylar yarışmacıların işi. Ne yapıyorsun? Bütün gün böyle led ışıkla mı geziyorlar? Ben Allah'ın güneşinden yararlanıyorum. Bedava gökyüzünde. Bak bugün içime bale taytımı giydim. Kadir gitsin dertlerimiz la la ya. O ellikten ellikten su gelir nezellikten. Güzel bezin sararmış besbelli güzellikten. İyi, akşama kadar oyna bakın, bir konuş var. Buradan öğrenci annelerine sesleniyorum. Lütfen öğrenci çocuklarınızı yalnız bırakmayın, enfeksiyonla karşı karşıyalar. Aşıga sarıga tırıga mırıga tutulur bunlar, ben size söyleyeyim. Ben gidiyorum, buranın yerini sil. Ondan sonra ne olacak? Ocağı Kadir silmişti. O senin o saçların elime dolanıyor. Bana mı diyor? Kız dilin değil, elin çalışsın. Elin sündüz. Hey gel ondan. Adam boşuna Gürcistan'a gitmek istemiyormuş. Ben onun yerinde olsam Ay'a giderdim Ay'a. Hoppala. Hoppala paşam malkara keşam. Hayırdır Tuğçe Hanım? Eliniz kolunuz dolu geldiniz. Fındıklar nereden? Ordu'dan geldi. Bunu benim arkadaşım doğum günü hediyesi getirdi. Ben de sana bir doğum günü hediyesi fındık mı getirdi? Ordulu olunca ben doğum günü hediyesi fındık. Buradan Ordu'ya ve Ordu'nun derelerine çok çok selamlar. Adı Yunus. Kimin fındık? Arkadaşım. Ha, buradan Yunus'a da çok çok teşekkürler. Hediye etmek sünnetle çok teşekkürler. Bu da hikayelerine falan baktığımda çok fındık ezmesi yiyorsun. Abi, kaşıkla. Oo, dedim birazcık. Bu hafta ağzına güzel şeyler gelsin. Çok teşekkür ederim. Kaşık alabilir miyim? Keşke programda göstermeseydin. Kaşık yedireceğiz. Gizlice eve götürürdüm. İlahi Tuğçe Hanım, cebimizde kaşık mı taşıyoruz biz? Vardır, sen de her, sen şey, de her var. Şey vardır. Bir türlü çıkartırsın sen oradan. Durun bir bakayım. Aa, vallahi da varmış. Buyurun. Kadir, utanmadan karşımızda kaşık kaşık fındık ezmesi mi yiyeceksin? Aa, hem de nasıl yerim yemin ediyorum sana. Bari tatlı kaşığı kullansaydın. Çorba kaşığıyla fındık ezmesi mi yenirmiş? Elimizdeki olan sen bunlar... verdin onu. Verdiği kaşığın hesabını bize soruyor. Dur şöyle yapacağım bak şimdi ben. Pes Kadir, keyfine düşkün olmak işte budur diyorsun. Aa, olsun. Allah belanı kaldırsın seni. Çölüm. Bir tane daha kaşık alalım. Beni trolledi, bana fake attı. Bunun aynısını bu bölüm sana yapacağım ben. Hiç kendisi benimle zıtlaşan yarışmacıların ne hale geldiğini bilmiyor. Her şeyin bir yedeği vardır Kadirciğim. Sunucunun yok, onu biliyoruz, merak et. Sen fındık ezmesi gibi sunuculuk koltuğunu da Tuğçe Hanım'a kaptırma da biz başka bir şey istemiyoruz. Ben kendim fındığımı da kendim koyarım üstüne. Kadir dur, o kaşığı bize ver de biz yedirelim sana. Heh.
Evet, hazır mısın? Oh my god. Oh my god. Sen bugün yemeği falan... Oh my god. Pek de güzelmiş. Zip ye inşallah, içine dert olsun. Allah'ın belaları. Öncelikle mutfaktan başlamalı temizliğe. Eğer başarılı olursa diğer taraflarda daha kolay geçeceğine inanıyorum. Temizliğe nereden başlayacaksınız Tuğçe Hanım? Mutfağa gireceğiz, yağ sıkıcımızı sıkacağız. Ondan sonra salonumuza geleceğiz. O sırada onlar yumuşamış olacaklar. İkinci mutfağa. En son tuvalet. En son tuvalet. Zaten sıralama da öyle gidiyor burada. Temizliğe coşkulu bir şekilde başlayalım Kadir'ciğim. 3, 2, 1. Hoplama pakize, otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Hadi oynamayı bırak çabuk. Evet, hızlıca bir süpürge açalım. Tak bunun fişini. Sen süpürken ben ne yapayım? Sen o arada git banyo, şey mutfağa yağ sökücü sık. Salonda süs eşyası hiç yok, masa hiç yok, salon çok kolay. Tuğçe Hanım mutfakta bir başına çalışırken Kadir de salonda yalnız kalıyor. Kadir'cim sen insan sarrafısındır. Nasıl bir yarışmacı sence Tuğçe Hanım? Ha, ilkten bir sessiz geldi ama bence dişli. Bakma sen temizliği bilsin, finalde var ya diğerlerini parçalayacak. Diğer yarışmacıları nasıl buldun peki Kadir? En baştaki beyazların adı neydi? Yeşim Hanım. Heh, o biraz sakin sanki. Ha, öbür siyah saçlı çok fena. Gönül Hanım mı? Ha, Gönül. Uslan artık deliye gönül. Bırak süpürgeyi çalıştırayım. Kadir salonu süpürmeye başlarken Tuğçe Hanım da mutfağı toparlıyor. Kısa süre sonra mutfaktaki işlerini tamamlayan yarışmacımız salona dönüp Kadir'le birlikte temizliğe girişiyor. Kadir ne oldu? Şimdiden yorulmuş gibisin. Hayır, yerleri süpürdüm, cam silmesini bekliyorum şimdi. Beni niye bekliyorsun? Sen de bir şey yap. 10 bin lirayı da sen alacaksın ya. Beraber buluşuruz. Ha, ya yani. Ya. Yemeğe götürürüm seni 10 bin liranın yarısı benim çerez param. Kadir, Tuğçe Hanım 10 bin lirayı kazanırsa nereye gidecekmiş biliyor musun? Memleketine mi gideceksin? Yok. Nereye gideceğim söyleyeyim sana. Benim kocam hep dedi ki bana Ukrayna'ya gitmek istiyorum, Ukrayna'ya gitmek istiyorum. Tamam. Ne yapacakmış Ukrayna'da? Ondan sonra tabii ki de gidebilirsin deyince adamın böyle gözleri parladı, böyle bir mutluluktan uçtu. Hemen böyle arkadaşa var bir tane, Murat abimiz, çok seviyoruz. Murat abi işte şöyle şöyle dedim ama bir şartla, ben de geleceğim. Sonra tamam dedi, uçak bileti baktık, ona baktık. Adam şimdi hiç ses çıkmıyor. Oturuyor, ayaklarını uzatmış. İbo ne oldu diyorum. Tık yok. Ha dedim, öyle mi? Ben bu programa katılıyorum dedim de seni boşarım hocam. Çıkamazsın televizyona. Tuğçe Hanım, sürenizi durdurduk. Rahat rahat anlatın. Programa katılacağım değil mi? Ben gece 2'de başvurdum. Ondan sonra... Gizli gizli mi başvurdun? Yok, o da yanımda duruyordu. Ne saklayacağım ondan canım? Ondan sonra şey dedi, işte başvuramazsın, çıkarsan dedi, seni dedi, boşarım dedi, ayrılırız dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Tamam dedim ben de çok sakin bir şekilde. Rahatlığa bak. Çünkü kız bu zamanda koca bulmak kolay mı? Dur, onu da anlatacağım şimdi. Ondan sonra neyse. Aradılar. Görüştük. Aa dedim, bu beni aradılar. Sen yaparsın ya, ben sana inanıyorum. Sen bir numaralısın dedi. Oranın tozunu şey yapıp getirirsin dedi. Aktarırsın. Hemen. Sonra dedi, aldığın parayı ne yapacaksın dedi. Hemen söyledim. 7,5 yaşında bir kızım var. İsmini? Esila. Esilacığım, buradan akşam, çok çok selamlar. Dün akşam sürekli senin videolarını izliyorum ben şimdi. Hani hazırlık yapayım falan diye. Kadir'den öldük, Kadir'den bittik. Neyse, ne yapacaksın Tuğçe parayı dedi. Ukrayna'ya gideceğim kızımı alıp dedim. Ben, sen oturacaksın evde dedim. Ben kızımı alıp Ukrayna'ya gideceğim. Ya bu Ukrayna sevdası neymiş ki Ukrayna'ya? Onun, yani ona gideceğim. Ona inat. Kız ona inat. O para harcanır mı? Kız sen iyi misin? Kızımla be, ne olacak? Kız 7,5 yaşında kız ne anlar Ukrayna'da? Oo, anlar. Ukrayna diye Kars'a götürsen gene gezer o. Bir şey olmaz canım. Bir kere de öyle Gürcistan'a gitti. Çok gitmek istiyordu. Tamam siz dedim. Siz nerede oturuyorsunuz? Beylikdüzü'nde. Mehterçeşme daha doğrusu. Beylikdüzü'ne Gürcistan'a mı gidip geliyorsunuz? Olur mu öyle şey Kadir? Sadece eşi gitmiş uçakla bir kere. Ha, kocan gitti. Gitti Gürcistan'a. Neyse gitti. Bunun bir de arkadaşları da gitti ama arkadaşlarını tabii ben tanımıyorum. Hani olsa da aramam. Hani o şeyi yapmam. Adama ulaşamıyorum.
İkinci gün, ilk gün konuştuk. İşte biz Kars'tan geçiş yapıyorum, cart curt dedi. Tamam dedim. O adam beni arıyor, ben arayamıyorum. Gürcistan'a yurt dışı olduğu için. Ayşe safım, açtırsana. Leyla, yemin ettirince kurtuldu sana. Neyse yok. Ertesi gün, o sen neredesin dedim. İşte vallahi dağların arasından kaldık da dedi. Tekerimiz patladı dedi. Teker battı, çamura gitti, aynen, yan yattı. Aynen, teker patladı dedi. Bir şey yapamadı. Tuğçe dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Ha öyle mi öyle? Sen ne fenasın. Evet, açıklama yapmasına izin vermedim. Kaynanan falan şey dedi. Kızım bir dur, cart curt sen. Sus. Gittim. Geline bak. Kör olunca gittim de ne oldu? Sonra bir ara bunu boşamayı da düşündüm. Kısa kafayı mı yedin? Gürcistan'a gidince dedim içimde yatıyorum yarabbim. Adama il dışı yasak, ülke dışı yasak koymuş. Evet. Benle gitsin. Benle istediği yere gidebilir benle. Bir şey diyeceğim. Boyuna niye gidiyor bu senin kocan? Ya bu dedi ki Gürcistan'da arabalar ucuz Tuğçe dedi. Araba bakayım geleyim dedi. Gitti geldi, hiçbir şey yok. Şimdi adam kocan araba almaya diye gidiyor. Döndüğünde demiyor musun hani araba nerede? Yok işte uymadı diyor. Yok diyor oraya vatandaşlığımız olmamız gerekiyor diyor. Yok oradan birisinin üstüne. Ya işte salladı. Seninki oraya yerleşmeye mi çalışıyor yoksa? Yarın bir gidecek, oturma izni almam için yalandan şöyle bir... Yatıyorum olan bir şey yaptım acaba, ne yaptı falan. Artık hani böyle... Bir şey diyeceğim, sen paranoyak mısın? Bir insan bütün gün niye kocam boş? Acaba bugün nasıl boşasam? Evet. Bugün ne bulsam da boşasam? Tamam, adamın başına iş girebilir, insanlık hali olabilir. Niye, bizim evinde çocuğu var, karısı var, bir baksın bakalım. Belki bizim başımıza bir şey geldi, biz ona ulaşamıyoruz. Çok fenasın, sen çok fenasın. Dur, neyse sonra düşündüm. Benim bir arkadaşım var, dedim ki Büşra diye. Büşra dedim, ben bunu boşasam mı acaba dedim. Bak böyle yapıyor falan dedim. Büşra mı edecek sana nafaka? Büşra niye soruyorsun? Ondan sonra dur, Büşra dedi ki yok kız saçmalama. Sonra dedim ki Tuğçe sen bunu boşayacaksın, tamam. Bir daha bu seninle evlenmeyecek. Ben de başkasıyla evlendim. Ben aslında nikah tazeyi dedim ama boşanalım dedim. Ben kaçarak evlendim. Hele sen gel. Bir şey diyeceğim, sen niye kaçtın? İşte ailelerimiz vermiyordu. Bir de 18 yaşındaydım, küçüktüm. 18 yaşın. Derdinin adı neydi? Ay nereden bileyim. Tek pişmanlığım o. Hani evlendiğim için değil, sadece babamın yüzünü yere düşürdüğüm için. Cahillik işte bir an. Bir şey diyeceğim. Baban niye vermedi? İsteme olmadı. İsteme olmadı da nereden biliyor babanı vermeyeceğini? Çünkü bana güvenmiyorlardı herhalde. Peki mantıklı değil mi? 8,5 senedir evliyim ve herkes bana 6 ay sonra boşanacaksın demişti. Niye? Çünkü hani cahilsin, pişman olacaksın demek dedi. Yok, deliyim. Ya. Kimse katlanamaz bana. Çok cazgırım. Zaten adam mecburdan susuyor yani. Zavallı bir şey söyleyemiyor ki. Niye mecburdan? Ben oradan bir yardırıyorum, alalalalala bitiyor. Doğru, sen adam her dışarı çıktığında arar da ben boşanıyorum derse. Çıkmasın. Benle gitsin kardeşim. Ne olmuş ya? Ya adam belki arkadaşlarıyla gidiyor. Yok işte. Sen hiç arkadaşlarına bir yere gitmiyor musun? O her yere gidiyor. O gidemez. Kendin istediğin yere gidiyorsun, kocan gidemiyor. Evet. Niye, bana ne var canım? Hiçbir şey yok canım, aşk olsun. Bencilliğin daniskası, daha ne olacak? Ama o da gitmek istemiyor. Ben evimde rahatım, çok mutluyum. Gürcistan'a niye gidiyor? İşte o bir hataydı. Bu haftanın en fena yarışmacısı Tuğçe. En kötüsü de çocuğumun isim konusu. Orada başka bir bomba yatacağım ama orada bana hak vereceksin bak. Ben bugün tamam sana mı? Hiç hak vereceğimi düşünmüyorum. Kalk hocamı sil. Bak senin tamam. Gözün kör olmasın, kalk. Zaten mutfak haricinde oyalanınca hiçbir yer yok. Mutlaka camları bari temiz görmek isterim. Rakiplerim evet gençler ama ne diyoruz her zaman, tecrübe önemli diyoruz. En son ne zaman yemek yaptığımı hatırlamıyorum. Ne yiyorsun? Adam boşuna Gürcistan'a gitmiyor. Yemek yok evde. Yok ciddiyim, en son ne zaman yemek yaptığımı hatırlamıyorum. Dün hatta şans eseri görümceme gittim de orada karnımızı doyurduk. Vallahi Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz? Bak giderken şey yapma, bozukluk. Kavurmaları var. Ben sana bir torba vereyim, götür, sevaptır. Sen çalışıyor musun? Yok, işten çıkarttılar beni, Allah gözetim. Ne yapıyorsun evde? Yemek de yapmadığına göre. Temizlik yapıyorum. Geziyorum. Yine temizlik yapıyorum. Akşam adam gelip camları mı yiyecek, yemek yok evde? Kocan demiyor mu sana, bu ne akşam oldu, yemek yok evde? Kim diyecek, ne diyecek? Kesin bu kocasın antidepresan. Yumurta, valla dün akşam. Adama bu sakinliği ondan beri. Dün akşam saat 1:30'du herhalde. Karnım acıktı mı aşkım dedi. Tabii acıktı dedim. Ne yiyeceğiz yani, ama hiçbir şey yok yani. Ben yapamam, kalkamam dedim. Yarın ben gideceğim. Niye ayakların yanlara mı düştü koca kadın, kalkamıyorsun yerinde? Ben gecenin 11'inde kalkıp düdüklü patates haşlıyorum. Şeyli soğanlı kavurup niye yiyorum. Ben canım istiyor. İşte benim de canım istedi, o bana yumurta yaptı dün. Peki Tuğçe Hanım, diğer günlerde ne yapıyorsunuz? Dışarıdan mı söylüyorsunuz? Ama evet, vallahi dışarıdan söylüyoruz. Dürümcünün numarası var, pizzacının numarası var. Bir şey diyeceğim, asıl sizin ev öğrenci evi. Geldi, gör bakayım, öğrenci evi mi? Patates kızartması, pizza. Yiyecek olarak, evet. Zavallım Esila, neler yiyorsun Allah bilir. Çocuk bir tas çorba yazdı. Yok, kaynanam yediriyor, o yönde şanslıyım.
kaynanamda. Senin gibi gelinim olsa ben de yediririm. Çocuk aç mı kalsın, patates kızartmasıyla mı doysun? Vallahi ki kaynanadan faydalanıyorlar. Kim? Sen. Kaynanamdan faydalanan bir tane eltim var, o kadar. Bizde yok. Oo, bu gelin bir avuç ateş. Az şu ismi anlat bakayım. Bak şimdi, öncelikle yanlış anlaşılmalardan dolayı özür diliyorum kaynanamdan. Bunu anlatmamam için çok mücadele etmiştim ama yapacak bir şey yok. Benim hamilelik sürecim biraz zor oldu. Hamile olduğumu öğrendi, en çok kaynanam istiyordu benim. Ha, İlk torun. Müjdeyi de ona verdim. Ada koyalım ismini dedi. Tamam dedim, ada koyalım. Kız olduğu belli mi ki hemen? Zaten biz hani kız olsun olmasın hani ada dedik. Hadi. Erkek de olsa erkeğe eşim koyacaktı. Öyle bir anlaşma yaptık. Adayı çok istiyordu. Tamam dedim, kız olursa ada koyacağım. Şimdi ben de o kadar bekliyorum. Kız da deyince böyle benim de canım bir Esile çekti yani böyle. İsim aşağı emek de ittifa aldım. Dedim ki anne dedim, Esile ada koyalım mı dedim. Böyle yaptı böyle. Birazcık hani yanaşmadı. Apartmanın adını bile ada koyduk. Çocuğun adı ada değil ama. Hangi apartman? Oturduğumuz apartmanın. Siz birlik mi oturuyor? Aynı, hepiniz aynı apartmandasınız. Evet. Eltin, kaynanan, tam evet. İstediğim aile apartmanı. Aynen. Ve tane... güzel oluyor mu öyle? Güzel. Evet. O yani kapılarınız değil. Açık, girip çıkıyorsunuz birbirinize. Neresi kapıları açık? Öyle herkes girip çıkamaz. Şöyle böyle bir şey yok. Kaynanan gelip gitmiyor mu? Kaynanam geliyor. Benim yedek anahtarım kaynanam da var. Ama ben canım isterse kişiyi alırım eve. Canım istemiyorsa o gün alamam yani. Kusura bakmasın. Yapacak. Çok fena. Ya müsait değilim demek ki yani zırt pırt da. Yani o ara pizza söylemişsindir, onu yiyorsundur. Kesin, bak var. Kanat söylediğimde onu yapıyorum. Peki kaynanan her gün o yemekler kapıya geliyor. Demiyor mu bu kız oğlanın paralarını yedi yemek yapmıyor diye? Bir gün kanatları kapının önüne koyduk, onda kedileri var. Görümcem varmış, siz bana kemikleri bıraksalar bak gördüm mü etleri yediler bana kemikler kaldı demiş. Görümcem demiş anne sus ben sana alacağım. Neyse ismi... Görümcen de mi apartmanda? Yok görümcem ileride, ay onu... çok seviyorum. Hayret, birini iyi andınız. Evet, onu çok seviyorum. Onun yeri ben. Kesin görümcenin bundan gözü kopmuştu da huyuna gidiyordu. Yok yok. İsim konusunda kalmıştınız. Esile'yi nasıl kabul ettirdin? Ettirmedim. Eşim yatıyor böyle sabah kumaş işinde çalışıyordu. Ben de bulaşık yıkıyorum. Esile de bir aylık falan. Daha isim koymadım ama. Kimliğini çıkartmıyorum. Bulaşık yıkıyorum böyle. Zaten hani o loğusalık dedikleri şeye inanmıyordum ama varmış. Gerçekten böyle deliriyormuşsun. Ama sürekli kocama işte adı olsun. Hakkımı helal etmem. Sütümü helal etmem. Hakkımı helal etmem. Şöyle kaynanan böyle. Kaynanan diyor. Ne? Yatıyor ama. Eşim zaten sesini çıkartamıyor. Şimdi çıkarsa içeride bir ejderha var. Atlayacak çünkü. Ejderha gelecek. He. Ondan sonra sinirlendim yanına geldim. Şöyle bir şurayı bir tuttum dedim pardon. Niye onu soruyorsun ki? Bana dön dedim. Çocuğu ben doğurdum. Ben karnımda taşıdım. Bana soracaksın. Ben zaten ada koyacağım. Sen neyin ısrarını ediyorsun filan dedim. O da böyle ağlayınca babanın evinden mi getirdin dedi. Ben varken de bu burada yoktu dedim. Ben geldiğimde de yoktu yani. Ben geldim. O da en meşhur kaynana sözü. Babanın evinden mi getirdin? Ben de iyi dedim ama ben geldiğimde de yoktu bu çocuk piyasada canım. Allah Allah. Kadir senin çocuğun olsa ismini kaynananın koymasını ister misin? Kaynanama neymiş benim çocuğum? Biz kendi çocuklarını koysaydım çok istiyormuş. Kaynananın kaç tane çocuğu var? 1, 2, 3, 4. Dört çocuğuna ada koymamış da şimdi mi aklına geldi? 4 çocuğunda ama 2 torunu var. Bir erkekten torun var. Torun değil ya, bir ismi çok seviyorsan çocuğuna koy. Çocuğuna koyamadın mı geçti gitti o da. Ya o zamanlar diziler var ya, ada dizi isimleri falan çıkıyor. İyi her sene bir diziye isim koyalım o zaman. Kaynanama ne bileyim çocuğumun adından ya? Ha torunu soruma diyorum. Kızım ha kendi annem istese koyarım ama kaynanamın adını istediğini 18 yaşına geldiğinde diyor söyleyeceğim ona diyor. İsmini değiştirecek diyor. Ada koyacak. Böyle bir şey. Göbek adını koyaydın sen de. Kabul etmiyor kimlikte. Ha kimliği çıkartacağım ne yapacaksın dedi. Allah anne sen buna bak ben kimliği çıkartıp geleyim dedim. Ne yapacaksın dedi. Dedim ada koyacağım. Sonra bir geldim dedim. Esile. Aa kimlikte ada yazmıyor mu? Hayır. Kadının yüreğine ateş oturtturdu. Niye ateş oturtturdu? Bari Esile ada yazsaydı. Ay benim de 10 tane çocuğum yok yani. Bir tane var ve bir tane yapmayı düşündüğüm için. Onu da ben bırak yani. Bir tane mi yapacaksın? Evet. Kadir sohbet güzel ama temizlik de bizi bekliyor bir yandan. Kalk 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 kalk. Kolay gelsin Tuğçe'cim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Şu anlık iyi gidiyor. Yetiştirebilecek misin? Umuyorum. Hadi İnşallah. Bakalım göreceğiz. Ama hala salondasın sen. Çünkü cam siliyorum. Sadece cam silin. Evet. Kaç dakikası oldu şu an? Tuğçe Hanım'ın 50 dakikası geçti. 50 bir saat dakikada. Neredeyse. Evet. Daha bitmedi ama daha saatimiz var. 3 saatte mutfak bitireceksin. Evet. Ve banyo var da. Evet. Ve de Kadir var yanımda. Ve tuvalet var. Umuyorum.
Bütün işi Kadir'e yaptırıyoruz diyorsun. Yok. Sevil Hanım, siz girseniz şimdiye kadar çıkar mıydınız buradan? Buradan çıkmıştım şimdiye kadar. 50 dakika çok kısa bir süre değil. Çıkmış mıydın? Çıkmıştım. Çıkmıştın. Çıkmıştım. 50 dakikada sadece cam silinir mi? Ben evimde bir 50 dakikada cam, bir salon camı silsem günüm ölür. Kaç dakikada siliyorsun? Bir camı. Bir şey, şunu ve şunu. Kaç dakikada? 20 dakika vereyim sana. Sen 20 dakikada şu camla bunu mu siliyorsun? Evet. Ve bunu geldiğin günde dakikasını özellikle tutturacağım. Tamam. 20 dakika. Evet. Sen de kontrol edeceksin benim camımı. Ben de senin camını kontrol edeceğim. Tamam. Görüşürüz. İnşallah yetiştiririz. İnşallah. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Kolay gelsin Tuğçe'ciğim. Teşekkür ederim. Sadece laf yapmaya gelmiş. Temizlikten anladığını düşünen bir insanın kesinlikle 50 dakika tek bir camla uğraşmasını doğru bulmadım. Sen ne yapıyorsun? Sen yokken ben iş bitirdim. Ha, iş bitirdin. İki tane cam silmiş bir saat. Ne kadar oldu süre? Bir saat. Bir saat gitti. İki tane cam sildin daha. Sen burada böyleysen içerilerde ne yapacaksın mutfakta? Sen yokken Emel'ler geldi. Ne diyorlar? Giydirdiler gene. 20 dakikada cam siliyormuş. Bir şey diyeceğim. Sen de nasıl yenilir yutulur bir şeysin ya. Eminim Emel'in lafının altında nasıl kalmışsındır. Kim, ben mi? Emel 20 dakikada ne yapıyormuş? Cam siliyormuş. Emel 20 dakikada kafasını tarayamaz. Cam nasıl siliyormuş? Cam silinir mi 20 dakika, kurban olayım? Ben anlam veremiyorum. Aa, Zeynep de yarım saatte koca mutfak temizliyordu. Sonra gördük. Salonda 50 dakikada hiçbir şey yapılmamış. Her şey duruyor. Bir tek cam. Geride hiçbir şey yok. Kadir, neye bakıyorsun öyle? Detaylar. En önemli yerler. Detaylar. Olmuş mu detaylar? Temizlik benim işim. Detaylar yarışmacıların işi. Sonra o yarışmacılar o detaylara takılıyorlar. 10.000 lira yine havalarını alıyorlar. Bundan sonra böyle gezeceğim. Bunların aklından ancak böyle geliniyor. Kadir, biliyor musun? Sunucuların kendi ışıkları var böyle. Nasıl kendi ışıkları var? Ver onu bize. LED ışıkları biliyorsun değil mi? He. Gel yanaş bize. LED ışığı böyle alttan yüzünü aydınlatacak şekilde yerleştiriyorlar. Böylece yüzün daha güzel görünüyor. Ne yapıyorsun? Bütün gün böyle LED ışıkla mı geziyorlar? Yok canım. Sunucuların masalarına koyuyorlar. Ben Allah'ın güneşinden yararlanıyorum. Bedava gökyüzünde. Parlayacak adam her yerde parlar. Bırak Allah'ını seversen. Senin böyle özel isteklerin falan yok mu? Bizde yapaylık yok, doğallık var. Allah ne verdiyse o, parlamıyorsa parlamasın, ne yapalım yani. Kadir, yeniden işe koyulup yarışmacımızla birlikte salonu derleyip toplamaya devam ederken Tuğçe Hanım'ın yeni ziyaretçileri geliyor. Bir süre yarışmacımızı gözlemleyip salonu teftiş eden ziyaretçiler geldikleri gibi sessizce gidiyorlar. Bak, bugün içime bale taytımı giydim. İlahi Kadir, o giydiğin bildiğimiz termal tayt. Ama belli ki senin canın içindeki baleti ortaya çıkarmak istiyor. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep. Ama bu çok güzel. Şey yap, su geçirmiyor. Hayırdır, nefesin mi yetmedi? Hadi devam Kadir. Kadir, gitsin dertlerim. Kadir, hadi olsun Kadir abi. Ya! Bak. Kendimi sanata hazırlıyorum. Senin kendini sanata hazırlamandan Tuğçe Hanım pek memnun değil yalnız. Tamam mı? Sen böyle miydin? Bana mı böyle oldun? Ben anlamadım. Bana demek ki bir şey de getirmemek lazım. Ay, bir şişe çikolata getirdi. Tuğçe Hanım, siz o fındıkları yanlış kişiye getirdiniz. Bize getirseydiniz böyle mi olurdu? Doğru. Niye sen mi silecektin yerleri? Allah, sen sus, sen sus. Dış ses doğru söylüyor. Ben seni televizyondaki gibi tanımışım. Yok. Halam diller, teyzem diller. Ben çok güzel. Elini suya sabuna sokan temiz. Tuğçe Hanım, Kadir sadece kendini değil, bizi de yanlış tanıtıyor ekranda. Söyler misiniz nasıl biriymişim ben normalde? Aynı ekrandaki gibi. Buradan size sesleniyorum. Bunun dış sesle alakalı söylediklerin hepsi ciddi yalan. Bunun kadar kendini beğenmiş ukala. Yok yok, dış sese kurban olun siz ya. Ağzına sağlık Tuğçe Hanım. Çok teşekkür ederiz. Nasıl yanlarıma vurdu acısı.
Sırf kızı tehdit ediyor, süreni durdururum, bak ileri sararım diye kız korkudan öyle söylüyor. Sen hızlı yap, mutfağa geç, hadi. Temizlik onun işinin olduğunu sanmıyorum çünkü o salonda 50 dakikada çoktan bitip oradan çıkması gerekiyordu. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım, hep çitilerim, hep kadir. Her yer hep tertemiz, kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Çılgısız, niye kendin yırtıyorsun? Şarkına ortak olayım dedim. Canımsın. Zamanla eğer iyi kullanamazsa zaten benden geçerli puan alamaz. Ya. Şu altı da al, gel hadi al, çık 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 çık. Kalk hadi hadi. Oy ellikten, ellikten su gelir mezellikten, güzel benzin sararmış besbelli güzellikten. Öyle değil, bak böyle. Tuğçe tokatlıymış. Dedik girerken meşhur bir tokat şarkısı patlatalım. Hadi. Oy ellikten, ellikten. O nasıl oluyor? Oy ellikten, oy ellikten, ellikten su gelir meze. Yalnız mezarlık değil, mezerlik. Bak bunu unutma. Mezarlık o, mezerlik. Mezerlik, tut. Tamam. Oy ellikten, ellikten su gelir mezerlikten. Güzel bezin sararmış besbelli güzellikten. İyi, akşama kadar oyna. Kalkız mı, tüm iş var. Ben 5 dakikada camı sileyim. Sonra tüyle sileyim, buradan böyle çekeyim, çok hızlı bir şekilde halledelim. Ben şimdi şu bulaşıkları hemen bir makineye yerleştireyim. Tamam. Siz bulaşıkları toparlarken aklımıza geldi de Kadir, Tuğçe Hanım eşini ağda yaptırmak istiyormuş. Ama tahmin edersin ki beyefendi kabul etmiyormuş. Adam nasıl ağdayı kabul etsin? Senin kardeşin nasıl kabul etti? Allah cezanı bir senle benim kardeşimden. Ya Kadir, bana birazcık taktik ver, benim eşimi aldırmıyor. Paranın ben kardeşine ne yaptın? Paranın açamayacağı hiçbir kapı yok. Paranın açamayacağı başka bir şey yok mu? Tabii ki. Bak yeni mont falan isteyecektir. Ya da yeni mont falan beğenmiştir. Ha. Sana ben alırım, yeter ki gel bacaklarını alalım. Bu kadar basit. Ya da bir açığı vardır, anneme söylerim. Gel aldıralım. Yok, kabul en sevdiğim şey tehdit ve çıkarcılık. Bayılırım. Tehdit edebileceğim bir şey yok ki. O Kerem'den okula gitmediğim zamanlar anneme söylemesi diye para veriyordum ona. Senden korkulur Kadir. Bu arada hakikaten kardeşim bacaklarını ağda yaptıralım dediğinde ne tepki vermişti sana? Son mont yok musun, benim bocuğumda o sonra ne? Sizin toz gibi ziftinizi yiyin inşallah. Bu makine ne biçim bir şu oğlum? Şu lavaboyu görünce canım çok moralim bozuluyor, biliyor musun? Ben öyle lavaboları daha çok seviyorum. Ben pislik anlamında söylememiştim. Lavabonun içine düşmüştüm bir gün, dolabın üstünü sileyim derken. Lavabonun üstüne mi düştün? Ya burada böyle lavabonun üstünü siliyordum. Bir ha. Ayağım şurada sandalye vardı. Şöyle yapayım dedim. Akrobasik hareketler yapacağına mutfakta. İşte temizlik. Ama anneme sor. Ben yarışmaya katıldım dedim. Annem bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? O çocuğu yanına al da dedi, kendi evini temizle. Yemin ediyorum öyle söyledi. Aa, anneniz beğenmiyor mu temizliğinizi Tuğçe Hanım? Annem benim eve geldiğinde ben çay içeceksek o çaydanlığı tekrar yıkar. Yok artık. O zaman anneniz kesin temizlik hastası. Keşke sen yeni anne katılsaydın. Mesela yaşamayı. Sen gittin o kadından, kapının önündeki kadından poğaça yiyorsun ya, annem yapmıyor. Benden bile yemiyor. Aa. Bulaşıklarını yıkattın. Benim ablam mesela. Dolabında tek renk olacak. Belli ki ailenizde herkes titiz Tuğçe Hanım. Peki temizlikle ilgili hiç kavga etmişliğiniz var mı? Mesela bizim merdivencimiz her hafta yenilenir. Ben giriş katta oturuyorum. O yüzden aşağımda da şeylerim var. Kimse, ben para vermek istemiyorum açıkçası. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü aşağıdaki bodrumdaki vermiyor. O vermeyince benim sildiğim yerlerden geri geçiyor. Ben de vermiyorum. Siz zaten aile apartmanısınız. Sonra bir gün iki tane yabancımız var. Sonra bir gün eğitim silmeye başladı. Aysel, kaynanamın en sevdiği gelini. Öyle mi? Buradan da duyurayım ona. Arkamdan laf yapma. Ondan sonra kötü bir şey demedim canım. Hazır fırsatı bulmuşken yolla eltiye buradan. Bak Kadu, ben çok şey yanlış demiyorum. Şeyler desin. Sen kalk de, ben yanlış yerlerde. Neyse o siliyordu. İşte binaca beğenmedik. Eksisi oldu, cart cürt. Ben tabii de yine vermedim. Eğitim de olsa vermem yani para. Ya ama sen zaten giriş katlısın. Neyine para verdin? Merdiven çıkmıyor ki. Ya onlar öyle anlamıyor işte. Vereceksin de vereceksin. Vermiyorum kardeşim. Sonra para vermemek için eğitimle kavga ettim. Yalandan küstüm. Sadece eltiniz değil, dünya alem duydu. Bir de kayınvalidenizin Trakya'da bir yeri varmış galiba. Var, var da görmüyoruz ne? Böyle kaynana herkesin başına. Nerede, nerede? Cebim görmedikten sonra ben ne yapayım böyle kaynanayı? Kadın sakin, malını size mi versin? Yok, zaten vermesin. Ben ona diyorum verme. Oğulları istiyor, sakın verme diyorum valla.
Hepsinin hakkıcığını verirsin, sokakta kalırsın, sana söyleyeyim. Çünkü gelinin sana bakmaz. Ben mi? Kör olasıca, diğerleri bakmaz. Duyan duydu artık, anlat. Ne diğerleri mi bakacak? Bir bardak su verdikleri yok. Ne varsa Tuğçe'de var. Bunca dedikodunun üzerine artık kayınvalidenize bir mesaj göndermeniz şart oldu Tuğçe Hanım. Şerife anneciğim, tabii ki de cahildim çok küçükken. Senin evine geldim. Doğruyu yanlışı bilmemiş olabilirim, sana saygısızlık yapmış olabilirim. Ama şunu unutma ki sana da tek bakacak olan insan benim. Sen de, ben de, Allah da. Artık Kadir de biliyor. Artık kaşıkla verir, sapıyla gözünü çıkarırsa da orası ayrı bir detay. Ya ben de hayatta kaynanama anne diyemem. Neden? Yok benim. Ben diyemem kaynanama anne. Bakarım, neden bakarım? İki gün sonra benim ben de annem var. Teyze derim de anne çok zor. Benim ben kendi anneme bile öyle ağzımı doldura doldura anne demiyorum. Sündüz, Pakize. Senin anneciğine neler çektirdiğini biliyoruz Kadir. Peki sence hakikaten söylediği gibi bakar mı Tuğçe Hanım kayınvalidesine? Böyle şey dili uzunlu olanlar merhametli oluyor. Merak etme, kendimden biliyorum. Zaten ne gelirse ha, kendimle. Bizim her şey dışımızda. Senin gibi sinsi değiliz. Arada ona da giydirme ya. Vallahi o kadar kötü değilmiş aslında. Hani televizyonlardaki gibi, Kadir'in göstermiş olduğu gibi asla değil. Asla. Ama tabii ki de Kadir olmasa siz olamazsınız. Ya demek öyle. O zaman size kolay gelsin. Bana övgüler yakışır. Kadir'e övgüler yağdırırken eliniz de boş durmuyor maşallah Tuğçe Hanım. Dolapların içini dışını, her yerini temizlediniz. Kadir korku filmlerini aratmayan evyeyi pırıl pırıl yaparken sizin de göreviniz buzdolabını temizlemek Tuğçe Hanım. Aman diyelim, hiçbir ayrıntıyı atlamayın. Oo, bakın kimler gelmiş kimler. Bakalım Gönül Hanım ve Yeşim Hanım'dan nasıl yorumlar alacaksınız? Tuğçe, dolapların yarısını mı yaptın? Bir oran kaldı. Kontrol ettiğiniz yer kaldı. Belli kaldı, tamam. Mutfakta bir kere bulaşık makinesini çekip önce bir silmesi gerekiyordu. Sonra yerleştirip sonra bulaşık makinesini yerleştirmesi gerekiyordu. Banyo duruyor. Banyom duruyor, evet. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoşça kalın, bir daha beklerim. Gözünüz çıkasıcalar. Ben olsaydım gene orada tecrübeli olarak ilk önce o aspiratörü, yağının çözülmesi için ne gerekiyorsa bir kere önce onu yapardım ben. Al al, abla hemen durula. Durulayım mı? Dolaplarım duruyor. İyi tamam, hadi sen git dolabını hallet hadi. Aklınız fikriniz dolapta da Tuğçe Hanım. Size sadece bir saatiniz kaldığını hatırlatmak da bizim görevimiz. Hala banyoya girmediğinizi düşünecek olursak son bir saat epey zorlu geçecek sizin için. Yağ bağlamış dolaplar, uzun zamandır temizlenmemiş fırın, tezgah ve doğalgaz boruları derken Tuğçe Hanım ve Kadir birlikte ter dökmeye devam ediyorlar. Vallahi Kadir, sen şu bulaşık işine el atmasan Tuğçe Hanım'ın hali ne olurdu merak ediyoruz doğrusu. Gebermişler ki ocaklarına bir tane yağ sökücü sıksınlar. Sizin elleriniz yanınıza düşe. Aynen. Sen koşa. Tuğçe. Kız ne oluyor? Bizi bastılar. Tuğçe. Allah kolay sizin canınızı almasın. Kapıdan mı geldi? Bunlar her yerden çıkıyorlar. Çıkacağız tabii. Mutfaktay mısınız hala? Evet. Bitmedi mi? Önemli olan bir evin en güzel, önemli olan yeri mutfağı. Bitti de biz hobi olaraktan yalandan buralarda gıllanıyoruz. Oy, sana kurban olsunlar kız. Neresi kaldı? Efendim? Bulaşık makinesinin fitresini temizlediniz mi? Evet, temizledim. Camınızı sildiniz mi? Sildim. Peki sinekliğiniz duruyor, tozunu sildim. Almamışsınız sinekliğinizi. Sinekliğimin tozunu da aldım ama sinekliğim tek taraflı açılmıyor. Sinekliğin içeriden bezle silebilirdiniz. Kuzum, aynı şeyi söylüyorum. Açılmıyor. Sineklik.
Buzdolabı. Buzdolabını sildim. Bulaşık makinesinin arkasını çektiniz mi? Makine çalışırken çekemem. Sinekliğin leş gibiydi, silinmemişti. Bulaşık makinesini çekmemişti. Bulaşık makinesi çalışıyor dedi. Ama bulaşık makinesini önce temizleyip arkasını çekip sonra çalıştırması gerekiyordu. Yetiştirebileceğine inanıyor musun? En azından bir yeri güzel yapmam lazım. Tuğçe Hanım, bir küçük fırın vardı. O zaman bir yerden puan veririz bize. Bak, nasıl parlıyor valla, parıl parıl. Sanki bu eve güneş doğmuş, ay doğmuş. Hangisi parıldıyor? Temizlikten anlayan kişi kesinlikle pratik olmalı. Zamanla yarışıyoruz. Süresi dolmak üzereydi ve daha henüz mutfak bitmemişti. Oradaki doğalgaz borusu evet, çok kötü duruyor. Evet, daha oraya gelmedim zaten. Ya süremiz çok kaldı tahmin edelim. Cerrahi yapıyor şu anda ve bizim sırtımız çok biz terli. Biz içeri gireriz Kadir Bey. Bence de kapıdan giriyorsanız gelin. Hadi yallah. Hadi kolay gelsin. Allah'ım seversen camı pencereyi. Her yerkmiş oradan çıkmışlar. Yarabbi yarabbi. Ve doğalgazın borusu olduğu gibi duruyordu. Kesinlikle olmamıştı. Ve süresi de çok az kalmıştı. Yetiştirebildiğini düşünmüyorum. Sadece 19 dakikanız kaldı. Oh! Allah seni kahretsin. Çabuk bitir git. Bu saatten sonra ne bitecek ne kalacak göreceğiz artık. Gel gel bitir. Gel bak. Gel gel burada ne var. Gel 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 bak. Hemen geliyoruz Kadir'cim. Aa vallahi bravo. Detay detay diye başının etini yiyorlar ama işte detay tam da budur. Nereyi temizlediğimizi görsün ey Türkiye. Buradan öğrenci annelerine sesleniyorum. Sayın anneler, lütfen öğrenci çocuklarınızı yalnız bırakmayın, enfeksiyonla karşı karşıyalar. Bu evde dizanteri, tifo ne ararsan var. Bak 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 çıkana bak çıkana. Aşıga sarıga tırıga mırıga tutulur bunlar, ben size söyleyeyim. Ne demek istedin acaba Kadir? Her türlü hastalık var bu evde. Bak nasıl açıldı arası. Yalnız biraz daha oyalanırsan bizim de seninle aramız açılacak Kadir. Tuğçe Hanım'ın 18 dakikası kaldı. Sen hala orada incik cincik uğraşıyorsun. İncik cincik mi orası? Detay işte. Tamam da Kadir, daha banyoya adımınızı atmadınız. Sen detaylarla uğraşıyorsun. Ne yapayım, yapmayınca da detaya girmediniz diyorsun. 20 senelik tecrübeli yarışmacı var karşısında, benden korkması gerekiyor. Kadir'ciğim, keşke kalan azıcık zamanı nasıl değerlendireceğinize dair Tuğçe Hanım'a bir akıl versen. Bu hiçbir şey yaptığı yok. Allah cezanı vermesin. Bak şuraya bak şuraya. Şu tezgahın sabahki halini biliyorsun. Kesin sana katılıyorum. Ben mi dedim sana salonda 20 dakika cam sil? Göz çıktı bak, gözleri gözleri. Bak. Kemolasıcalar. Kadir ne yapıyorsun Allah aşkına? Göz görüyorsunuz. Sorması ayıp, mutfakta daha ne kadar zaman geçirmeyi planlıyorsunuz Tuğçe Hanım? 6 dakikamı burada geçirip banyoya gitmem gerekiyor. Gerisi Kadir'e kalmış. Günahı da sevabı da boynuna. Yalnız siz olur da Alaturka'yı tellemezseniz başınıza geleceklerden biz sorumlu değiliz Tuğçe Hanım. Yapacak bir şey nasıl yapacak bir şey yok ya? Sabahtan beri sen bir şey yapıyorsun. Sabahtan beri minnak ben... ayaklarım, minnak ayaklarım. Başka o ayakların yanlarına kopsun inşallah. Ya ben sabahtan beri kendimi paralıyorum, yapacak bir şey yok diyor. Ya madem yapacak ben bir şey yoktu, beni niye böyle ay, koşuşturdun? He? Madem yapacak bir şey yoktu, beni sabahtan beri niye koşuşturdun? La, nerede koşuşturdun? Pes çektim, ben niye buralara ovalıyorum? Kör olasıca bunları böylece ben bak. Tamam bak, o kadar iş yaptın. Ne demek oğlum? Bak gene sinirden konuşamıyorum. Ben seni anlıyorum. Kadir'ciğim, peki ya bizim emeklerimiz? He bak, o dürse sabahtan beri bir taraflarını yırtıyor. Bana benden dadaşçım. Hangisi? Bana diyor tabii ki, sen katışma hemen. Tuğçe Hanım, sadece 14 dakikanız kaldı. Ben gidiyorum, buranın yerini sil. Kadir'e sadece yerleri bıraksaydınız tamamdı da Tuğçe Hanım. İşin aslı pek de öyle değil. Siz banyoya geçmişken bir çare sunucumuz ocağı tek başına temizlemek zorunda. Ondan sonra ne olacak? Ocağı Kadir silmişti. Kız sen, o senin o saçların elime dolanır. Bana mı diyor? Tabii ki size diyor Tuğçe Hanım. Paralaşacak. Kız dilin değil elin çalışsın, elin sündüz. Hey gel ondan. Ah Kadir ah, düşün Tuğçe Hanım'ın eşinin neler çektiğini. Adam boşuna Gürcistan'a gitmek istemiyormuş. Ben onun yerinde olsam Ay'a giderdim Ay'a. Gelemem. Suyu kapat suyu. Suyu kapatayım da tükürüğümle mi yıkayayım bezleri? Aa buldum. Buldum. Aa tebrikler Tuğçe Hanım. Kadir. Ölümün körü. Bekle bekle. Görünmeyen yerler puanı sayesinde bizden ekstra 10 dakika kazandınız Tuğçe Hanım. Artık tam 16 dakikanız var. Tamam. Kadir.
mutfaksın. Tabii canım, hani emredersiniz. Emretmiyorum canım, rica ediyorum. Yalnız ben söyleyeyim, kendi yaptığım yerlere puan vermiyorum. Aa. Yok, kendi sildiğim yere puan mı vereceğim bir de? Ne olmuş canım? Şimdi ben sana şarkı söyleyeceğim, ne istiyorsun? Kapıyı çek, istediğini söyle içeri. Yok, sen söyle, ne istiyorsun ben onu söyleyeyim. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, onu söyle mesela. Sen beni tutamazsın. Beğendin mi Kadir? Allah'ın cezası. Kadir'e şu an ulaşılamıyor. Maşallah, banyonun da her yerinden kıllar çıkıyor. Sizin de kıl fobiniz vardı galiba Tuğçe Hanım. Evet, ama şu an onları düşünemiyorum. Maalesef. Neyi bekliyorsun sen burada? Kurban oldum, ne yapayım, ne yapayım daha, ne yapayım Allah aşkına, şuna bak ya. Çorbalasıcılar. Bu ne tuvaleti terlememişsin. Aşkım, burayı yapıyorum ya, o yüzden canımın için. Yetiştirememiştir sanmıyorum, banyo olmamıştır. Tuvalet hele hiç olmamıştır, hiç umudum yok oradan. Kız orayı bırak, şu tuvalete gir, tuvaleti, o tuvaleti terle bak. Oradan puan kıracaklar. Ter, ter, ter. Benim orada olması lazım. Alın o zaman. Bize tel verin. Arkadaşlar sabahlamıyor bana, tecrübesiz diyorlar ama bence aramızdan tecrübesiz olan o. Temizlikten anlamıyor. Su doldur Kadir, su. Kova. He he. Kovayı verin. Ondan. Kadir, bu banyo ve tuvalet resmen içini kaldırdı senin. Şunun haline bak, duvarlara bak, Allah'ım leş gibi. Düşün bir de, bu banyoda yıkanıyorlar. Bu banyoda değil, ayağımı, arabamı yıkamam. Hızlı olmaktan ziyade daha çok laf sokmayı seven bir kişiye benziyor. Yani temizlik iddiası değil de sanki ben herkese laf sokarım, kimse bana bir şey söyleyemez modunda gibi gördüm yani. İnşallah yanıltır diyorum ama yarım yamalak bir ev bizi bekliyor yani. Kız sen bu banyo dolaplarının içini silmedin mi? Sildim. Eminsin sildin. Yani yıkayarak. Sen orada oynarken ben onları yapıyordum. Evet, ben mutfakta oynarken sen çok güzel yerler yapmışsın. Ben mutfakta oynadım tabii, o yerleri zaten kim sildi bilmiyorum. Kadir, son 30 saniye. Dur Kadir, sayma. 29. Sayma da iki ayağını bir pabuca sokma Tuğçe Hanım'ın. Bitti mi? Ne bitmesi ya? Şimdi koy, böylece dökeceğim. Dökebilirsin Kadir. Zaten Tuğçe Hanım'ın da canı ıslanmak istiyormuş. Sakın. Hadi çeneni dur, bırak. Hayır. Şu çeneni süslü yerleri fırçala. Vallahi dökerim kovayı. Yemin ederim. Fıterle, hadi terle. Kadir, mis gibi yer. Sen onu tuvalete sürdün. Daha neler göreceğiz. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Resmen yüzünde kocaman bir hayal kırıklığı ifadesi var Kadir. Kapat. Allah seni bildiği gibi. Kapanmıyor ki. Eğer sen temizlikten anlıyorsan ben demeyeyim. Bak, kendini paraladın. Gel. Kızcağız ne hale geldi. Zavallım benim. Allah'tan. Sen de vur. Ne düşünüyorsun? Çok yardımcı oldun. Allah razı olsun. Bırak şimdi yalakalığı. Gerçeğe gel. Yapabildiğimiz kadar yaptık ama televizyonlardaki kadar kolay değilmiş. Onu anladım. Ama evet. Biraz planlı çalışmak lazım tabii ki. İşte ya, birazcık da şeyim, hızlı değilim. Yani şöyle hızlı değilim, şuradaki şeyi bırakıp şuraya geçemiyorum. İşte o detaylara boğulduğun için zaten. Ama detaylara bakıyorlar. Kısmet kaderimiz. Artık olursa olur, suyu olmazsa hamur suyu. Geç. Aspiratör hiç yapmamış. Bir dakika. Aspiratörü görüyoruz. Bütün yağlar duruyor. Kızlar, benim buraya bakar takıntım mısınız? Olan yağların hepsi duruyor. Aman Allah'ım, bu ne? İğrenç, basamayacağım diş ses. Duşakabinin etrafına bakar mısınız? Ya insan en azından oraya... Hiçbir şey yenilememiş ki, görmüyor musunuz? Onun arkası kalmış. Ben zaten buraya dikkat ederim demiştim. Bunun altı kalmış. Şöyle göstermem yeterli. En hassasımdı. 4 saatte hiçbir şey yapmamış. Tuğçe patladı. Kesinlikle benim rakibim bile olamaz.
Sadece 4 saat önce tepeden tırnağa yağ bulanmış, kirli bulaşıklarıyla göz dolduran mutfak, temizliğin ardından resmen parladı. Evye'den ocağa, davlumbazdan kombiye hiçbir ayrıntı atlanmadı. Vaktinin önemli bir bölümünü mutfakta geçiren Tuğçe Hanım, buzdolabının içini ve dışını pırıl pırıl yapmak için çok ter döktü. Bakalım birbirinden dişli rakipleri mutfağın son halini nasıl bulacaklar? Buyurun hanımlar, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ses. Bu mutfağın ilk haliyle şimdiki hali arasında bayağı fark var mı Yeşim Hanım? Bayağı fark göremedim ben. Kim bilir, belki detaylara bakınca fikriniz değişecektir. Fikrim değişecek çünkü zaten şimdiden değişti. Aspiratörü gördükten sonra üstüne bakabilir miyiz? Aspiratör açılmayacak lekeler mi? Aspiratörü hiç yapmamış. Yanlar kızlar. Bir dakika, evet. Bir dakika. Aspiratörü görüyoruz. Sürmemiş. Burada kıl var. Ve dolap altındaki rafları berbat bir durumda. Doğalgaz borusu da duruyor. Yağlar, bütün yağlar duruyor. Kızlar, benim buraya bakar takıntım mısınız? Olan yağların hepsi duruyor. Örümcek olduğu bunu gibi duruyor. Bilerek. Arkadaşlar bakar mısınız? Örümcek bunda olduğu gibi şurada duruyor. Bir bakar mısınız? Örümcek. Kıl. Ve bulaşık makinesi temizlenmemiş ve kıl. Lavabonun içinde arkadaşlar. Elime baksanıza, yapış yapış oldu. Lavabonun bulaşık içi. Bulaşık makinesinde kıl var. Evet. Burayı hiç açmayayım. Kıllar burada zaten cirit atıyor. Samanlık gibi olmuş kıllar, bakın. İnanmıyorum. En azından insan bir açar. Temizlemiyorsan bile şu 3 tane kılı al, al çöpe at. Bu kadar. Yani onu bile atsa belki bizden arkadaşlar, güzel bir şey alabilirdi. Arkadaşlar, bir mutfakta en önemli şey aspiratördür. Aspiratör yapılmadıktan sonra oradaki 2 tane kıl önemli değil. Bir de benim yağ takıntım var. Aspiratör kalmış. Yani bitti zaten. Hiç konuşmam bile ben yapılmış yapılmamış. Tuğçe Hanım temizlik hastasıyım diyordu ama pek de doğru değil galiba Emel Hanım. Bu temizlik hastasıysa temizlik hastalarına bence hakarettir. Haksızlık olur. Haksızlık olur kesinlikle. Mutfağa bu vaziyette olan bir kadınla arkadaş olabilir misiniz Sevil Hanım? Arkadaş olamam. Ama şu anda sizinle aynı kulvarda yarışıyor. Bunun hakkında ne hissediyorsunuz Yeşim Hanım? Benimle aynı kulvarda yarışamaz. O benim için bitti. Elendi. Benim rakibim bile olamaz. Bence bir rakibimizi eledik şu an. Öyle düşünüyorum. Maalesef bu kadarla bitmiyor. Banyoda şaşırmaya hazır olun hanımlar. Süresinin sonuna yaklaşırken banyoya adımını atan Tuğçe Hanım maalesef herkesi hayal kırıklığına uğratacak bir manzara bıraktı arkasında. Yerlerde cirit atan kıllar, sadece suyla temizlendiği için leke içerisinde kalmış banyo dolabı, durumu hiç de parlak olmayan duşakabin derken banyoda vaziyet fena. Doğru düzgün terleyemediği Alaturka tuvalete ise hiçbir şey diyemiyoruz. Bakalım bu manzarayı görünce yarışmacılarımız ne tepki verecekler? Aman Allah'ım, bu ne? Ya titizlik hastası olan arkadaşımız, yarışmacımız bumuş mu? İğrenç, basamayacağım diş ses. Yarım kalan bir evin tam puan almasını bizden kesinlikle beklemesin. Duşakabinin etrafına bakar mısınız? Ya insan en azından oraya... Hiçbir şeyini ellememiş ki, görmüyor musunuz? Ben bir şöyle geçmek istiyorum. Hatta temize başlamadan önce ben ne demiştim, hatırlayanınız var mı bilmiyorum. Bakmak istediğin yerler ben var. Ben özellikle şuraları söylemiştim. Şuraları söylemiştim. Banyoyu da yapmamış. Ve ikincisi buraları sanırım siz de burayı söylemiştiniz. Ama hadi her şeye geçtim. Kılları zaten oraya atmışsın. Onu geçtim. İnsan en azından yani... Bitse bile insan şuraya bir şey yapar, ayıp olur yani, anladın mı? Felaket. Tamam. Yani burası da olmamış, mutfak da olmamış. Olamaz, imkansız. Ya ben, yani gördüğünüz gibi örümcekler burada güreş yapıyor. Temizle güreş yapıyorlar. Şu an bir şey söylemek hiç istiyorum. Hiçbir yere yetiştirememiş. Hiçbir şey. Evet. Tuğçe arkadaşımız 4 saat ne yapmış? Onu bize sormayın. Her şeye geçtim. Şuraya bakar mısınız? Kapı zaten. Şuraya bakar mısınız? Hayat. Camlara bakar mısınız? Şuradan şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Bakın.
Tuğçe Hanım'a ilk soracağım soru bu. 4 saat ne yaptı? Ben... Kadir'le oturup sohbet mi etti? Kahve mi içti? Anlamadım. Ama Kadir'le oturup sohbet yani edemez, Kadir etmez. Kadir yanında evet. Büyük bir yardımcısı var, evet. Hayır, ben neyi merak ediyorum? Kullanamamış olmasa zamanını. Gerçekten bu yarışmaya neden katılmış onu da soracağım. Çok merak ettim. Ben de merak ettim. Ama çok yani eksik olur. Yani yarım bıraktığı yer olur ama diğerlerine de yetişmeye çalışır. Anlarım. İddialı yani olduğunu söyledi. Orayı yetiştirememişler. Yani arkadaşlar orayı yıkar, orayı silemez anlarım ama her yer kalmış, her yer. Salonda buluşalım mı hanımlar? Hadi kızlar, evet, salonda buluşalım. Evimizin rengarenk salonu Tuğçe Hanım'ın temizliğinin ardından yemyeşil oldu. Çünkü yarışmacımızın kaldırdığı kilimler yerinde yoktu. Salonda camlar silindi, eşyaların tozu alındı, petek temizlenip baklandı. Ancak bazı detaylarda eksik kaldı. Şimdi sıra rakiplerin denetiminde. Bakalım Tuğçe Hanım onları mutlu edebilecek mi bu temizlikte? Kalmış. Arkası kalmış. Ben zaten buraya dikkat ederim demiştim. Burada hafif yağ lekeleri var. Bunun altı kalmış. Koltuğun başlığında saç var, tüyler. Burada. Şöyle. Ne zamanki gibi kıllar. Evet. Bir dakika. Şurada zaten yapışkanlar hala duruyor. Silinmiş de olabilir ama bilmiyorum hala duruyor. Toz alınmış belli ama uğraşılmamış. Kapının arkasındaki çamaşırlar duruyor arkadaşlar. Çamaşır almadan bir evde temizlik yapılmaz. Çamaşırlar çünkü yapılan evde toz olur onu aldığın zaman. Camın içi biraz temiz. Camı dış biraz ses. Yani gene salon fena değil. Stor silinmemiş. Sildiği stordaki stor sildiği izler. Evet izler duruyor. Bir de dış ses. Ben bir yere bakmıştım. Oraya bez sürdüğümü çok merak ediyorum. Madem ki titistik hastasıymış şimdi öğreneceğiz Tuğçe Hanım'ı. Şöyle göstermem yeterli. En hassasımdı. Bakar mısınız kaloriferin üstüne? Arkadaşlar kapının arası da her tarafı duruyor. Ben bir şey dikkat etmiştim onu göstereceğim. Acaba alacak mı diye. Cam. Şuraya. Bak şu sakıza benziyor şuna bak. Gördün mü? Bak şuna şunu diyorum ben şu bak. Şu bantı görmüştüm evet, şu, ben dış ses. En azından var, bunu çekebilir. Onu alabilirdi. En azından bunu çekebilirdi. Evet, şu bantı da alabilirdi. Bir tane orada sallanıyor. Sevil Hanım sizce bizi nasıl bir final bekliyor? Bizi bomba gibi final bekliyor. 4 saatte hiçbir şey yapmamış. Bu bomba nerede patlar? Bu bomba salonda ve mutfakta, banyoda her yerde patlar. Patladı. Tuğçe patladı. Kesinlikle benim rakibim bile olamaz. Gönül Hanım, Tuğçe Hanım'ın temizliğini beğenmediniz. Doğal olarak onu eleştiriyorsunuz ama sizin günü günüz geldiğinde de o sizi eleştirecek. Ben eleştirdim çünkü hiçbir şey yapmamış. Birisinin yanından geçemez bir kere. Ben sadece hakkında yemin işte biraz camlar temiz silinmiş. Bunu da söylemek istiyorum yani hani. Hanımlar finalde görüşmek üzere sizleri uğurluyoruz. Banyo olmamış, mutfak olmamış. Bir bölümünü banyodan ve bir bölümünde klimadan çıkarttım. Bu klimadan. Buzdolabımda hata bulamazsın dedin. İçinde saç kıllarım hala duruyor. Aspiratöre kesinlikle dokunulmamış. Sence Tuğçe temizlik benim işim diyebilir mi? Ben şöyle söyleyeyim. Titizlik hastası olamaz. Benim peteklerimle camlarım arasında hiçbir fark yok. İsterseniz bir kalkın peteğe bir bakın. Bir mutfakta aspiratör kaldıktan sonra ben temizlik bitti diyemem, olmamış yani. Temizlik benim işimde günün finalinden herkese merhaba. Haftanın ilk temizliğini Tuğçe yaptı bitirdi. Bakalım Tuğçe temizliği hakkında bize ne söyleyecek, kısaca bir dinleyelim. Bugün eğlenceli bir temizlik oldu. İlk önce sen olduğun için, dış ses olduğu için. Estağfurullah. Evet birazcık salonda vakit kaybettim ama gerçekten göründüğünden daha da pis bir evdi. Göründüğünden daha da pis bir evdi. Peki televizyonda izlediğin gibi oluyor muymuş o 4 saatlik koşuşturma? Hayır. Hayır. Değil.
Değil değil mi? Değil, hiçbir şekilde değil. Hatta biz salona girdiğimde ben burayı hemen bitiririm dedim ama yok. Öyle bir şey yokmuş yok. Yani. Detaya girdiğin zaman yok. Peki arkadaşlarından yorumlar alalım mı? Alalım. Alalım. Sevil, senden başlayalım. Sabah evin halini de gördüm, biliyorsun ilk halini. Evet. Ve son hali arasındaki fark nedir sence? Tuğçe'nin temizliği olmuş mu? Kendi fikrini şöyle kısaca bir özetle bize. Arada çok fark göremedim. Salonda bir camda 50 dakika Tuğçe geçirdi. Banyo olmamış, mutfak olmamış. Bir bölümünü banyodan ve bir bölümünü de klimadan çıkarttım. Bu klimadan? Evet, klimadan. Çok az ama hakkını vermişsin. Bunu da banyodan ve bulaşık makinesinden çıkarttığım vardı. Olmamıştı, yetiştirememişti. Sen şimdi hakkını vermişsin dedin ama peçete de kiri gösteriyorsun. Hayır, üstünü silmişsin, hakkını vermişsin. Ama orada bir küçük böyle ayrıntı var, küçük küçük delikleri olur. Oraya sürdüğümde oradan toz çıktı. Sakın küçük ayrıntılara es geçme o zaman. Göreceğiz. Peki senin başka takıldığın yerler nereler? Bir de bir şey soracağım. Tuğçe'ye dedin ki bu yarışmaya neden katılmış acaba? Çok merak ediyorum. Bir soralım mı istersen? Tabii soralım. Eğlenmek için katıldım. 7 yaşında bir kızım var. Onunla kazandığım ödülle gezmek için katıldım. Ben... bana ileride bir ana olması için katıldım. Kadir Bey'i yani, sevdiğim için katıldım. Bir temizlik iddiam var ama. Tabii ki de canım, o ayrı. Günlük hayatta da takıntılı olarak bir temizlik yapıyor tabii musun? Tabii ki de yapıyorum. Ama Sevil de diyor ki temizlik hastası olan bir insan evi bu halde bırakamaz diyor. 4 saatten bahsediyoruz. 4 saatte hiçbir şey olmamış mutfakta. Hiçbir şey olmamış. Yok. 4 saat olmamış, boyunca gerçekten hiçbir şey olmamış diyebiliyor musun? Olmamış. Bir tek salonda biraz değişiklik var. Tamam, teşekkür var. Ederim. Peki Tuğçe, senin içine sindi mi bu temizlik? Yarı yarıya sindi. Yarı yarıya %70'i sindi. %70'i sindi. Evet, banyomda, tuvaletimde birazcık şey olmuş olabilirim. Doğru. Ona bir peki, şey söylemeyeceğim. Senin beklediğin puan nedir? Yani 1 ile 2'yi ben hak etmediğimi düşünüyorum. Üstünü? Üstünü olabilir. Peki Sevil'den puanını alalım mı? Tuğçe'nin yaptığı temizliğe 4 saatlik emeğine adaletli olarak kaç puan veriyorsun? Adaletli olarak vicdanım çok rahat, yetiştiremedi. Olmadığı yerler var. Banyo olmadı, tuvalet olmadı. Oraya hiç tel girmemiş. Gerçekten çok pis olduğunu düşünmüyorum puanım. Vicdanım çok rahat. Hakkını da verdiğimi düşünüyorum. Bu gece çok rahat uyuyacağım. Çünkü adaletli bir oylama yaptığımı düşünüyorum. İki, hak etmediğimi düşünüyorum. Çünkü ilk gördüğün evle şu anki ev bence aynı değil. Hiçbir şekilde değil. Evet, banyo konusunda katılıyorum. Onu zaten görünen köy kılavuz istemez. Evet, ona birazcık yetişememiş olabilirim. Ama salonda ve mutfakta içim sindi. Sürem azdı ve banyoya geçmem gerekiyordu. Az da olsa banyomu öyle bırakmaktansa, hiç kapısını açmamaktansa bir su dökme imkanım olsun diye bulaşık makinemi bırakmış olabilirim. Buzdolabımda hiçbir şey bulamaz. Ama mutfak gerçekten olmamış. Banyoyla tuvaleti hiç saymıyorum. Mutfakta içime sindin dedin Tuğçe. Hı hı. Bulaşık makinesini açtığımda kapağın üstünde saç vardı içimde. Hı hı. Aynı şekilde birkaç yerde de vardı. Ve lavabonun altındaki dolabı açtığımda da örümcek vardı. Mutfak içime sindi ama zamanım çok kısıtlı olduğundan dolayı banyomun kapısını hiç açmamaktansa bulaşık makinemi bıraktım dedim. 50 dakika cama harcadığın için mutfağa hiç ben, özen göstermemiştim. Ben 10 dakika cam silemem. Çünkü bizim günlük evimizdeki camlardan değildi. Yani 20 dakikada ben çok zor. Buyurun. Zor yani. Buzdolabımda hata bulamazsın dedin. Buzdolabının arkasından içinden dolayı. Biz arkasını bile çekmedik. Gerek görmedik. Kapağını açtığında iki tane saç kılı aldım. Arkadaşım gösterdiği için ben göstermek istemiyorum. Elimde peçetem. Tamam. İçinde saç kıllarım hala duruyor. Onun haricinde aspiratöre kesinlikle dokunulmamış. Evet, banyonun yerlerini zaten yapmadım diyorsun. Söyledim. Tuvaleti Alaturka'yı ellememişsin. Ellemedim değil, elledim. Yani %70'i söylediğin kısım, %70'ini ben zaten hiçe saydım şu an. Hı hı. Yaptığın tek emek çok güzel olmuş. Camlarını çok güzel silmişsin. 50 dakikaya demiş evet, demek ki. Evet, salonunu çok güzel silmişsin ama koltukta bıraktığın tozlar bu salonun bile %70'i değildi. Değildi. Peki değildi. Emel, hani 4 saatlik koşuşturmada camları beğendiğini söylüyorsun. Evet. Peki sence 4 saatlik bir koşuşturmada 50 dakika camlar için iyi bir süre mi? Şöyle değil tabii ki de, ben kendisine de söyledim. Sen de gününde hani iyi, ne kadar zaman tanıyorsun hatta dediğinde 20 ben 20 dakikada dedim. Yaparım dedim. Hatta bunu da özellikle bastıra bastıra tekrar söylüyorum. O gün camımı sildiğimde kronometreyi durduracağım.
kamerada göstereceğim. Özellikle cama bir süre tanıyacağız. Özellikle evet kendime cama başladığımda peki, Gönül, sence bu cam 20 dakikada silinir mi? Sen silebilir çabuklu, misin, silemez misin? El çabukluğuyla alakalı. Ben şimdi hani onunla alakalı yorum yapamam. Görmem ben, lazım. O peki, anki performansını, Yeşim abla, sence 20 dakikada lazım. Bu camlar silinir mi? Ama bu camlar. İşte bu camlar. Evimizdeki camlarla karıştırmayalım. Evimizdekiler temiz. Camların da çok kirli olduğunu düşünüyorum ama 20 olmasa da yarım saati geçmemesi lazımdı. 50 dakika çok olmuş. Peki. Ama 50 dakikada çok. Sevil, sen ne durumdasın? Yani cam 50 dakika çok. Çünkü küçüktü, çok büyük bir cam yoktu. Peki Emel, sence Tuğçe temizlik benim işim diyebilir mi? Ben şöyle söyleyeyim, titizlik hastası olamaz. Kıla tahammülüm yok. Tamam yani titiz anlamında söylüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani ben de çok titizim. Cümlesine yani titizlerken bazı söylüyorum. Şeylerde takıntılı. Mesela hani kıla gelemiyor. Evet. Nasıl Yeşim abla yağa gelemiyor. Ama her yer kıldı. Yani ki izlediğinizde göreceksiniz. Her yerden zaman, kıl çıktığında hep bu şekildeydi. O zaman yapman gereken evi gezdikten hani sonra banyo kıllıysa banyoyu yapman vardı. Gerekiyordu. Mutfakta evet. Varsa mutfağı yapman gerekiyordu. Her yerde vardı. Ama o zaman salonun yerlerine es geç mesela. Bir yerden kendine salonun vakit kazandır. Zaten... Peki Emel, sen bu evde olsaydın nereden başlardın? Kesinlikle mutfağa önce dip köşe yapardım. Peki sence bu ev 4 saatlik bir süre için iyi bir ev mi? Bence gayet iyi de çünkü oymalı mobilyalı evleri de gördük. O oymaların içindeki tozlarla uğraşanları da gördük. Bunlardır zaman kaybı. İçi cam yok. Değil zaman kaybı. Camı eksik yapsaydı atıyorum banyoyu başta. Dolapların içinde örümcek ağları geziyordu. Evet vardı. Pardon, örümcekler geziyordu. Peki Emel, o zaman eksiklerine göre puanını alayım senden. Ben söylediğim halde yapmadın diyor. Evet söyledim zaten yapmadığımı ama ısrarla diretmesi birazcık benim moralimi bozdu. Peki gördüğümü teşekkürler puanların için. Ben teşekkür ederim. Ama hepinize tekrardan hatırlıyorum. Hepiniz 4 saatte yarışacaksınız. Evet. Koşturma yapacaksınız ve buraya oturduğunuzda emin olun. Ama aynı özür dilerim. Aynı hataları ben de yapayım bana da aynı puan yani versin. Tek isteğim eleştirdiğiniz yerlerden lütfen eleştirilmeyin. Yani temizlik yaptığınız gün bugün ne söylediğiniz aklınıza gelsin. Gönül senden devam edelim. Ben özellikle ilk günün olduğu için hani motivasyonum ve moralim düşmesin diye çok şey yapmadım açıkçası. Hı hı. Hani şurası olmamış yetiştiremeyeceksin diye gibi kelimeler kullanmadım. Çünkü ilk gün insanlar stresli de olabilir, heyecanlı da olabilir. Çünkü ben de öyleyim. Hani sen de öylesin, bütün arkadaşlarımız öyle. Ben o yüzden açıkçası yetiştiremezsin falan gibi cümleler kullanmadım. Çünkü motivasyonun düşmesin diye. Ama sen yine laf sokmayla uğraştın birazcık olsun. Ne gibi? Mesela biz mutfakta Yeşim ablayla arkamızdan çıkarken hani gözünüz çıksın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir daha beklerim. Gözünüz çıkasıcalar. Bence hani laf sokmayla uğraşacağına biraz gözünüz daha kendini... Gözünüz çıksın anlamı da şu. Yapsam da beğenmezler zaten gözleri çıkasacalar dedim. Sen o şekil düşünebilirsin ama bizi daha bugün tanıyorsun, yeni tanıyorsun. Bu şekil cümle kurmanı açıkçası üzüldük doğru bulmadım. Sana. Daha farklı bir espri yapabilirdin. Mesela gözünüz çıksın. Aslında ben espriden ziyade daha farklı yerlere de açılabiliyor. Hani açıkçası bize orada laf sokacağına biraz daha kendi işine odaklanabilirdin. O zaman şöyle söyleyeyim, özür dileyeyim. Benim anlatmak istediğimle siz farklı anlamışsınız. Ya öyle olabilir. Ben sizin karakterinize herhangi bir şeyinize veya zaten. Sizi küçük düşürecek, alay edecek anlamında gözünüz çıkasıcalar demedim. Ya biz o bir kere zaten mantıklı bir insan bunu bu şekilde söylemediğimi zaten, çok iyi bilir. Biz o anlamda yani söylemiyoruz zaten. Bunda kırılacak zaten. Bir açıldığımı şey yok. Açıldığımı söylüyorum. Herkes farklı. Herkes farklı bunu düşünür. Tabii ki de. Bence hani şöyle söylüyorum. Nacizane fikrim. Çünkü hı-hı. Hepimiz ilk gün yarışıyoruz. Daha yeni birbirimizi tanıyoruz. Biz orada laf sokacağına aspiratörü silebilirdin mesela. Aspiratörü silebilirdin. Ben ona çok dikkat laf ettim. Laf sokmam 5 saniye. Aspiratörü silmem 1 saat. Ya, bunları bir şey bence yani 5 saniyede 5 saniyedir yani. Hani bence onu oraya odaklanabilirdin yani. Hayır şimdi yani. Senin söylediğin mantıksız geliyor. Sana göre bana mantıksız. Bana laf sokana kadar aspiratörü silmem 1 saat. Oraya odaklanabilirdin. Sana laf sokmam 1 dakika ve benim... Bir daha sadece söylüyorum. Bana değil, Yeşim abla ile ilgili bir daha yani. Söylüyorum, tekrar ediyorum. Yeşim abla benim annem yaşında bir bayan. Yani evet. Kalk bana o kadar... Ki bu cümle hakaret anlamında değil. Ben puanımı neye göre vereceğim? Ona geleyim. neye göre vereceksin? Şöyle söyleyeyim, banyo ve lavaboyu söylemek istemiyorum. Kendisi de zaten evet. Kabullenmiş. Odaya gelecek olursak... Odada beğendiğim tek nokta camlar. Yani gerçek emek sarf ettim. Peki odada beğendiğin tek şey camlar ya... Beğenmediğin ne? Şu odada beğenmediğin ne? Ya mesela duvarda şey vardı.
Söylesem mi ismini acaba? Tamam, yapıştırıcı gösterdim mı? Zaten. Hayır. Tamam, yani yapıştırıcı tarzı. Yapıştırıcı mı, sakız mı? Sümük yani, mi? Kirli, evet. Gördün zaten beyazın yanındaki. Bunun için mi kıvrandınız bir saat? Söyleseniz de. Klimanın da dış görünümü güzel duruyor. İlk güne, yani ilk gördüğümüz güne. Tabii ben yukarısına bakmadım. Peki peteği hiç söylemediniz ama petek nasıl? Ben peteğe bakmadım. Sizin o peteğe bakmamanız demek sizden bir puanın... benden bir puan kırılmış demek. Çünkü ben o peteğe de çok zaman harcadım. Benim peteklerim... Ama ben peteğine bakmadım. Cümlemi bitireyim mi? Evet. İşte bakmadığın için söyleyeyim. Benim peteklerimle camlarım arasında hiçbir fark yok. Peteği bırak. O peteğime ben çok uğraştım. Peteğe ki o peteğe sanırım Yeşim abla baktı. Ben baktım. Şöyle şey yapalım o zaman. Puanınızı... Hiç peteklere bakmadınız mı? Puanınızı iki kişi ben daha vermedi. Ben baktım, köşesine baktım. İsterseniz bir kalkın peteğe bir bakın. İlk halini hatırlıyor musunuz? Tahtalarınızı peteği bırakın rahat rahat. Aynen. Bir peteğe bakın isterseniz. Yeşim Hanım, peteğin siz de kalkın. Peteğin ilk halini biliyorlar ben bakmıştım da. Sabah gelip görmüşlerdi. Ben köşesine baktım. Sabah geldiklerinde peteğe baktıklarını zannetmiyorum. Sabah görmeseler bile böyle baktık. Bir sevde petek nasıl olur bilirler. Yani. Şuraya bak. Yandan açın isterseniz. Hani salonda bir tek camdan başka bir şey göremedim dediniz de eve geldiğinizde bu ev pisken daha doğrusu söyleyeyim. Hani ben temizliğe göre değmişim ya. Bu eve geldiğinizde bu odaya girdiğinizde pis gördüğünüz şey neydi? Çok merak ediyorum. Ben pis gördüğüm şey direkt söyleyeyim duvardaki sümükler. Hayır. Ben temizlemeye gelmeden önce. Pis olarak gördüğünüz evet, ya şey. Bu odada gerçekten şunların silinmesi gerekiyor dediğiniz şey neydi? Klima ve koltuklar. Klima ve koltuklar. Onu parmağınızı dilerim. Evet, tamam. Onun arkası tozlu. Onun arkası pisti. Hiçbir şey yok. Her şey tertemiz. Hayır, tozluydu. Gösterdim. Kamerada çekti. Yine. Evet, kamerada çekti. Ne de altından kalmış da şurada şifon yer gibi bir şey vardı. Şifon yeri diyorlar. Onun arkası kalmış. Arkası kalmış. Ben zaten buraya dikkat ederim demiştim. Burada hafif yağ lekeleri var. Bir de dedin ki Tuğçe'nin temizliği bizi eleştirmeye yetmez. Bunun açıklaması nedir? Yani içinde neyi kapsıyor? Şöyle söyleyeyim, ben Tuğçe arkadaşın hatta çok iddialı olduğunu gördüm. Ben böyle bir temizlik gördüm, özellikle banyo mutfağı gördükten sonra beni eleştiremez diye düşünüyorum. Kendi gününe daha gelmedi, çok iddialı konuşuyor, onu gününde göreceğim. Ben 4 saatte iyi bir iş çıkarttığımı, salon ve mutfakta iyi bir iş çıkarttığımı umuyorum. Peki Gönül, senden de puanını alalım yorumun bittiyse ya da eklemek tamam. istediğin bir şey varsa ekle. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Hani zaten gözle görünen şeye daha bir şey diyemem zaten. O yüzden peki, puanını puanımı yapayım. Sende. Şöyle söyleyeyim. Puanım 2. Neden 2? Ben aslında banyo ve tuvaleti görünce 1 veririm diye düşündüm. Ama sonra camları gördüm. Emek sarf etti o kadar. Hani o yüzden puanım 2. İkiyi camlar için veriyorsun. İlk camlar için veriyorum. Vurduğu yerden doğruyu söylüyor çünkü banyoya girmedim. Aspiratör yapmadığım bir şeyi savunamadım. Yeşim abla, son yorumu senden alacağız. Ne diyorsun, genel olarak 4 saatte yapılan bir temizlik için iyi bir temizlik mi? 4 saatte yapılan temizlik için iyi bir temizlik değil ilk önce. Salondan başlayayım. Tabii. Salondan şimdi ben gelir gelmez şu doğalgaz borularına baktım. Onlar güzel silinmiş. Cam da güzel silinmiş. Ben peteğe de bakmıştım. Güzel silinmiş. Yalnız şöyle bir şey var. Yani ben de bu temizliği, silmeyi, süpürmeyi zaten yapıyorum. Her gün yapıyorum evimde. Yani şimdi ben o banyoyu, hadi banyoyu hiç saymıyorum ama mutfağı, aspiratörü gördükten sonra ben neresi yapılırsa yapılsın hiçbir şey fark etmiyor çünkü o mutfak bizim yani. Aa, mutfağın bir yarısını yapayım da yok yarısı kalsın. Salon komşumuzun mu? İçine sinmez yani. Hayır, mutfak bizim olunca salon komşumuzun mu oluyor oturduğumuz oda? Şöyle bir şey yani bir mutfakta salon geçti tamam salonu güzel yapmışsın bile desem bir mutfakta aspiratör kaldıktan sonra ben temizlik bitti diyemem, olmamış yani. Her yer olsun, Yeşim o aspiratör varsa aspiratör, o yağ ama canım benim bir yağ tabakası olan bir yerde yok, temizlik yaptım. Şey yapmıyorum zaten evet, söylüyorum aspiratörümü çünkü yapamadım. Çünkü ben bak bunu mutfağa geldiğimde... Ama şimdi söylediğin laf şu, aspiratör olmadıysa benim için hiçbir şey, benim ev yerim mutfak deyince olmuyor. Niye salon bizim komşumuzda mı? Evet Tuğçe'cim, mutfağını ben beğenmedim çünkü kadınların... Çoğunluk zamanı mutfakta geçer. Aspiratör tamam. Benim olmazsa olmazım dersem başımın üstünde. Tamam. Bir aspiratör için camımı, peteğimi, bak yaptıklarımı söylüyorum. Tamam. Doğalgaz borularımı
en iyi yaptıklarım, iddialı evet, olduklarımı evet. Sen aspiratörden sonra yok sayıyorsun. Benim camıma takıldığım gibi o da aspiratörüne takılacak ve o da bırakacak bazı yerleri. O zaman benim konuşmaya hakkım olacak. Yani peki Yeşim abla, sen şimdi aspiratör için camı peteği yok, görmezden mi geliyorsun? Hayır, gelmem. O da bir adaletsizlik olur. Tamam. Asla. Senin onu peki anlatmak istediğin ne? Senin anlatmak istediğin ne? Senin şey mi, puanımı veririm ama aspiratör yapılmadığı zaman bu bir temizlik olmadı. Yani içme silmez, işte yapamam yani. Sinmez. Çünkü mutfağımı yapmışım, üst dolaplarımı yapmışım. Bir bakıyorum üst dolapta çünkü o aspiratör. Yani nasıl yaptım diyeyim o mutfağı ben. Hani yetiştiği kadarıyla evet. Yaptım. Peki, sonra şu salondaki çamaşırlar duruyor Kadir. Kapının arkasında çamaşır olur mu? Onu ben buraya silip süpürünce çamaşırı aldığım an bütün toz geri gelir. Bir kere bütün ev bir boşalır salonda önce. O çamaşır orada duruyor, odaya konulabilirdi başka. Kapının arkasında askılıklardan bahsediyor. Peki Yeşim abla, sence bu yarışma için Tuğçe yeterli mi? Bence yeterli değil. Peki Yeşim abla, senden puanlarını alalım, buyur. Puanım 2. Tuğçe bu temizlikle aldığı puanla da birinci olacağını düşünmüyorum. Daha önce de dediğim gibi rakibim asla olamaz. Tuğçe, toplamda 8 puan aldın. Ne düşünüyorsun? Kadir Bey'in puanına güveniyorum. Daha yolun başındayız ilk gün. Onların ne puan alacağını bilmiyoruz. O yüzden ben hala birinci olacağıma inanıyorum. Çekilişimizi yapalım mı artık? Evet. Bakalım. Çok bakalım yarının şanslı kişisi kim olacak? Temizlik benim işimde. Haftanın ikinci günü yarışmacısı bakalım kim? Gözlerimi kapatıyorum. Ben çıkacakmışım. Mavi. Gözlerinizi kapatın. Temizlik benim işimde. Haftanın ikinci günü yarışmacısı. Açın gözlerinizi. Yeşim. Yarın temizlik nasıl yapılır ben göstereceğim onlara. Bana hep tecrübe tecrübe dediler. Yarın tecrübe nasıl oluyormuş göstereceğim ben onlara. O zaman yarın hazır ve nazır bir şekilde seni i̇nşallah, bekliyoruz Yeşim abla. İnşallah. Peki. Aspiratörlerini unutma. Hemen lafı da soktu yalnız. Ben ilk önce ondan başlayacağım. Ben aspiratörüne değil ama kendi bugün çok güzel temizlediğim şeyleri senden tamam, bakacağım. Inşallah. Peki. Tuğçe'cim eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Senin yardımın da. Keyifli bir temizlik evet. Oldu. Temizlik yaparken şöyle demiyordun ama. Yok. Senin yerin ayrı. Yok, estağfurullah. Hepinize çok çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi Tuğçe'ye puan vermek üzere gidiyorum. Tuğçe'den sabah çok ümitliydim. İlk başında enerjikti. Dedim ki kesin bir şeyleri yapacak bugün. Ama salonun camını güzel sildi ama bayağı oyalandı. 50 dakika cam için çok uzun bir süre. Bu ev çok aman aman bir kirli değildi. Salon temizdi. Sadece mutfakta biraz oyalandı. Çünkü mutfak cidden aşırı olarak bir kirliydi ve koku çok yoğundu. Maalesef Tuğçe'nin dili her yere yetişti ama eli yetişemedi. Tuğçe'ye puanımı veriyorum. Tuğçe'ye puanımı verdim. Bakalım yarın Yeşim abla nasıl temizlik yapacak göreceğiz. Özellikle aspiratörü temizlemesini herkes bekliyor şu anda ondan. Yarın kaldığımız yerden ekranların tozunu almaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.